Sevgili misafirler, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Harika ya, müthiş enerji. Gerçekten böyle güzel başlangıçlar yaptığımız zaman bizim için çok iyi oluyor. Çünkü siz hem bizim izleyicimizsiniz hem de destekleyicimizsiniz. Burada bizi daha önce televizyonda izleyip salona ilk defa gelenler kimler? Bayağı. Herkes ilk defa. Demek bir gelen bir daha. Ben yok, ben daha önce geldim birkaç kere. Bir daha geldim diyenler. Merhabalar. Daha önce geldiniz. Bir daha geldiniz. Kaçıncı bu? İkinci. Sizin hanımefendi? İkinci. Daha fazla var mı böyle üçüncü, beş? Siz? Ha, salona geziyorum arada diyoruz. Siz hanımefendi? İkinci. Süper ya valla. Bilet bulunmuyor. Evet, bunu ayrıca konuşalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Hazırsak ustamızı çağırayım değil mi? Çağır. Hanımlar beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. Peki o kim? O bilet bulamayan kim? Bulmuşsunuz, buradasınız işte. Zor mu buldunuz? Dün aldı. Dün aldı, bulmuşsunuz işte. Ha, güzel. Güzel, hayatta duymayı en çok sevdiğim şey, biletleri bulamıyoruz. Güzel. Zor bulursunuz inşallah. Kim nereden geldi bileyim bakayım, seyircimizi tanıyalım. Bir saniye. Basit bir matematik işlem uyguluyoruz. En uzaktan gelenle, en yakından geleni... Bir saniye. Sorun bitmedi. En uzaktan gelenle, en yakından geleni toplayıp ikiye bölüp... tam ortalama seyircimizin nereden geldiğini buluyoruz. Dünyanın en gerizekalı matematik problemi bu aynı. Kim? En uzaktan geldim ben diyen kim? Neresi? Almanya. Belçika diyen var. Almanya diyen var. Satıyorum. Almanya'dan, Belçika'dan daha uzak... Amsterdam diyen var. Ne için? Bir saniye. Ne için? Eşimin yaş günü. Ha. Buraya özellikle onun için geldim. Doğum günü hediyesi mi yaptınız? Doğum gününüz kutlu olsun. Hoş gelmişsiniz. Başka doğum günü var mı? İlla oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akrep mi herkes? Ben de öyleyim. Akrebin o cazibesi var bizde. Sonra unutmazlığı, zorluğu. Zor diyorlar değil mi? He? Güzel. Doğum gününüz kutlu olsun. Tek tek doğum güne girersek sıkıcı bir sohbet oluyor. Çok güzel hareketler başlasın mı? Ne diyorsun? Çok güzel hareketler. Şahane seyircisiyle birlikte başlıyor. Şimdi bir aile skecimiz var. Her çocuklu ailenin sorduğu bir soruyu sorduk. Nerede bu çocuklar dedik. Hilmi ve Fatma yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Eskiden bu maketleri yaptım da çocuklar etrafıma toplanırdı. Nerede bu çocuklar? Ay, her gün aynı soru. Her gün farklı bir cevap. Sürekli bir yerlerdeler. Lan bir günde gelin ananızla babanızla oturun. Ay hadi konuşma, şu kapıya bak Davut. Vır. Bir. Ay hoş geldin oğlum. Buyurun, kime bakmıştınız? Ne oldu? Ben seni bir çıkaramadım. Hanım sen çıkardın mı? Aa! Bu bizim küçük oğlan Berkay değil mi? Ay Davut bir sus. Oğlum bir şeyler hazırlayayım, aç mısın? Yok annem, ben hiç gelmemişim gibi siz hayatınıza devam edin. Hemen gideceğim. Eriye geldin o zaman? Çok sıkıştım ya. Lavaboyu kullanıp gideceğim. Tabii. Burası umumi tuvalet zaten. Gelin gidin.
Ay ne yapsın çocuk, komşuya mı gitsin davul? Bundan sonra banyonun önüne turnike koyacağım. Akbil basıp öyle girsin de. İyi, ben de kapının önüne koyarım. Geç geldiğinde çift basarsın. Ama gözüme bir değişik geldi ha, büyümüş sanki. Hadi ben kaçtım. Kaç, kaç tabii. Eşşi ol eşşi. Baban hariç. Aa, bu evdeymiş. Ha kızım. Kızım. Ya ya, buna seslenmeyeceğim. Buna ya mesaj atacaksın ya arayacaksın. Alo, kızım nereye? Anne, Berkant aşağıda bekliyor. Yemeğe gideceğiz. Ha iyi, tamam. Selam söyle. Afiyet olsun kızım. Aa, sağ ol. Babama da selam söyle. Aleyküm selam. Bu Berkantlar ne zaman istemeye gelecekler? Böyle bir planınız var mı, yoksa bir 8 sene daha sevgili olarak mı takılacaksınız? Baba, ben kariyerime odaklanmak istiyorum. Daha kaç kere konuşacağız bunu ya? Ne kariyeri ya? Kızım sen call center'da çalışmıyor musun? Ne yapacaksın? Çalışıp çalışıp telefon mu alacaksın? Tamam babacığım. Ver şunu, ver sen. Alo kızım, hadi gidin siz. Tamam, hadi, öptüm. Hadi. Hadi, 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 hadi. Bu telefon olur ha, ben sana söyleyeyim. Vallahi bak, olacaksa bari akıllısından olsun. Ay gitme kızın üstüne ya, o şey meslek şey neydi lan o? Deplasmasyonu yok. Ondan olur. Allah'ım. Ay hoş geldin diğer kızım. Hoş geldin Gönül, bir şey mi oldu? Haydır. Oyuncağım nerede, oyuncağım nerede? Dur bir dakika. Oyuncağım nerede? Gel öpeyim. Anne, anne. Bir öpeyim bir. Tekan ne yapıyorsun anneciğim? Bir öpeyim anne. Nerede oyuncağım? Bir öpeyim dur bir. Allah bir. Oyuncağım nerede ki? Anne anne. Allah aşkına Efekan. Allah adı verdi be Efekan. Bir öpeyim bir öpeyim. Bir öpeyim. Nerede oyuncağım? Anne. Bir baksana şunun oyuncağı neredeymiş? Aldım içerideydi oyuncağı. İçeride mi? İçeride oyuncağı. Ne yaptı lan? Dağıttı her yeri bu. Ay bilemiyorum baba ya. Oyuncak için gelmenize hiç şaşırmadım ha. Aman bir gün de annenize babanıza oturmaya gelin. Ay baba ne oturması? Kayhan aşağıda bekliyor zaten. Efekan'ı bugün basketbola yazdıracağız. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Ananızı babanızı yazdırmazsınız ama. Ay baba basketbol Allah aşkına, senin bu yaştan sonra onunla ne işin olur? Ona mı diyorum ya, bir hacca umreye bir şey yazdırır insan. Diyor ki, diyor ki. Allah kahretmesin. Bir boyun oldu bu çocuk ya. Neyse hadi, oyuncağı da geldi. Tamam Fekan. Hadi. Hadi anneciğim görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Bir öpeyim hadi anne. Bir öpeyim. Bir öpeyim. Selam söyle göt damada. Ne bu? Göt denir mi damada? Göt olmasa göt der miyim damada? Ayıp bir şey ya. Yukarı çıkmamak nedir ya? Yukarı çıkmamak nedir? Tam kendisine yakışanı yaptı. Ya arabayı bırakamamıştır çocuk. Hem sen böyle konuştuğun için gelmiyor yukarı. Hey Şermine, herkes pırlanta, ben aksi lanet huysuz bir ihtiyarım. Evet, 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 ben boş boş işlerle uğraşırım. Böyle gemileri şişeye geçiririm. Boş boş işlerle uğraşan aksi huysuz lanet ihtiyar bunak bir adamım ben, evet. Ay sus be, tiksindim, uzatma. Acıktım. Gel bari baş başa yemek yiyelim. He, ben çocuklar yok diye yemek de yapmadım. Şerbin, ben senin için bir boşluk muyum bu evde ya? Boşluk muyum ya ben yok muyum bu evde? Ay ne yapalım? Hem gerekirse zeytin ekmekle de yetiniriz diyen sen değil miydin? Boş laf mıydı onlar? Gerekirse. Yani çok zor durumda kalırsa, ne olursa olsa yeriz anlamında. Ne yapalım? Yiyelim işte. Aa, abartma be. Bunlar nasıl nankörleşti? Ben anlamadım ya. Nankörleşmediler. Bey, büyüyorlar çocuklar. Büyüyorlar değil mi ya? Tabii. Doğru diyorsun, büyüyorlar. Biri evlenir gider, biri ergen parklarda dolaşır. Biri burayı zaten otel gibi kullanır. Biri üniversitede, biri... Kaç çocuk yaptık kız, ben sayamadım. Doğru saydın, 4. Tamam, bitti. 4. 4. Eskiden ne güzeldi ya. Burada paytak paytak dolaşırlardı. Evin içinde bir neşe vardı ya. Bağırışlar, çağırışlar. Onun peşinden koş, bunun peşinden koş. Böyle bir başımıza kaldık bu evde. Keşke gelseler ya.
Tıpkı eski günlerdeki gibi. Keşke gelseler. Hadi kalk, duygulanma hadi. Yemin ederim evden çıkmayacağım artık. Bu ne ya? Kızım ne oldu? Berkant beni beğenmedi. Bu ne böyle, yüzünde her renk var ama renk diyebileceğim bir renk yok yani dedi. Rengi yokmuş, neymiş? Ay soluksun demiş, bir dur. Başka ne dedi? Üstündekiler paçavra gibiymiş. Paçavrası üstünde mi? Ay bir dur ya, ne dedi kızım? Bak yanlış anlamış olmayasın ha, ne dedi tam olarak? Bu tip ne böyle, palyaço gibi olmuşsun dedi. Yok, kız doğru anlamış. Dur tamam, şişt, ağlama bakayım, konuşuruz biz. Tamam mı? Konuş. Aa oğlum ne oldu? Bir şey yok, kapı gibi çaktı. Ne? Dayak mı yedin lan? Ne oldu? Ulan nasıl vurduysa yalan bile söyleyemiyorum. Kapı gibi çaktı. Ne oldu oğlum? Dayak mı yedin? Bir şey yok ya. Buna ne oldu? Ay ne olacak? Ay kızım ne oldu? Boşanıyoruz. Yine ne oldu? Asıl buna ne oldu? Beni boş ver ya. Sana ne oldu? Ay sen asıl onu boş ver. Size ne oldu? Ya bir şey söyle. Burada ne oldu? Ya ne oldu? Yasaklıyorum. Ne oldu? Konuşamadınız. Tek tek gelin ya. Bu ne böyle? Tek tek geldi zaten çocuklar. Ne diyorsun Şermin? Allah Allah. Gelmiyorlar, gelmiyorlar diyordun. Al tek tek geldiler işte. Geldiler de bana mı geldiler ya? Şu çocuğun yanında yapmayın bari. Kalk kız. Allah Allah. Etkileniyor çocuk. Gel yavrum, gel. Gel Efkan, benim yanıma otur. Efkan, gel yavrum. Annenle baban tartışmışlar. Sen üzülme yavrum, tamam mı? Ben üzülmüyorum ki hiç. Baba, annemin her zaman kâle. Hep böyle kısıp barışıyorlar. Şimdi kesin babam çikolata alır ya da çiçek alır ya da hiçbir şey almaz. Dümdüz gelir öyle barışmaya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kızını korurken sakın babam hakkında ileri geri yapma. Vallahi gider her şeyi babama anlatırım. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun Şeref? Bak seni zaten baban da. Dede hadi çıkmaz da bir şey ağzından desene hadi dede. Lan sen dede demeyi geçen hafta öğrendin lan. Ne? Senden mi korkacağım ben? He? Sen git babana söyle. İstersen o dedene söyle. Ben sizden hiçbir zaman korkmam. Tırrek. Öyle mi? Öyle canım. Öyle. Çocuk. Öyle. Öyle. İşte gör. Atma. Şermin. Şişeme attı. Yine yaparsınız cümle. Tamam. Aç kapıyı. Kim attı bunu? Vallahi sorun tuttum ha. Lan niye atıyorsun piç kurusu? Niye atıyorsun? Dayıcım iyi misin dayıcım? Ama ne yapıyorsun ya? Götür tamam, götür odaya götür. Ey dayıcım. Ulan evi başımıza yıkacak bu. Git bak çabuk be. Bir yerini kesmesin, yürü. Ah canım ailem ya. Senin ne işin var burada? Hakikaten lan senin ne işin var burada? Sen 248 kilometre ötedeki Pamukova Üniversitesi'nde 4 yıllık turizm otelcilik okumuyor muydun? Yaz okulunu kazandım. Evet. Aynen yazın orada olacağım için kışın burada olmaya hak kazandım yani. Ay aferin benim akıllı yakışıklı oğlum, aferin. Bir dakika ya. Bu kazanılan bir şey mi? Geçen Osman'ın oğlu ben kaldım diyordu. Tabii ya. Hem kazanılabilen hem kalınabilen bir şey. Ben kazanan tarafta olmaya hak kazandım. Yani öyle düşünün. Mesela Berkay öyle değil. Berkay hep bu kalınabilen tarafta. Evet. Ben öyle değilim. Ben başkayım ya. Ben değişeyim ya. Yeter lan yalan söyledin. Ne yalanı lan? Ne yalanı? Ya hadi turizm ve otelciliği 4 senelik diye yutturdun. Yaz okulunu kazandın mı? Oğlum sen niye söylüyorsun lan abi? Niye ya niye ben hayırsız evlat oluyorum ya? Hayırsızsın. Ya sen bir dakika. Hayırsızsın. Sen ispiyoncu değil misin be? Dayağı da o yüzden yemedin mi? Ya sen ne konuşuyorsun? Bir eve gelmişsin, zengin kocayla evlendin. Bir afrolar bir taflar yüzünü gördüğümüz yok. Ya Berkan sana bakmadı mı? Ne oldu be? Ne yapmış bir dakika? Ya Allah aşkına. Sen yaptın lan. Eve geldin. Havalı kötü mü var? Yeter ya. Yeter. Bu ne ya böyle? Allah Allah. Aman çocuklarımız gelsin, hep birlikte olalım, birlikte yaşayalım dedik. Böyle mi geleceksiniz lan babanızın evine? Bize tekrar düşme, aynı babasının tarafı. Ya baba ne yapıyorsun? Etkileniyor çocuk. Ya bu neymiş arkadaş ya? Allah, vallahi hiç. Efekan. Ben odama gidiyorum abi. Dayı. Aferin anneciğim.
Bir dakika ya, ne oda? Benim odam burası ya. Bir dakika. Benim odam. Hayır, benim odaya kimse var. Ben yemeği birbirinize. Ay, bu ne ya? Al. Gelmiyorlar diyordun ha. Bunu mu özledin? Öf. Vallahi bunu özledim. Ne yalan söyle. Ne güzel, evimizde hareket oldu ya. Gürültü oldu. Ben kargaşasını seviyorum. Ne güzel, böyle hep oynadım. Yedi sene de yaptım onu. Çalın bakayım, çin. Hamza çal bakayım, Hamza. Biraz tabii küçük dev adam da devreye girince... ama çok güzel, bir kere skecin derdi güzel. Hep çocuklara söylediğim şey, skecin derdi güzel olacak. Derdi güzel olursa, birkaç defa daha derdi güzel diyeceğim ben. He, derdi güzel olacak. Hatta türkümüz de vardır. Derdi güzel, ağlama demişti. Kim yazmıştı bunu? İlmi ve Fatma. Aferin, alkışlıyoruz İlmi ve Fatma'yı. Evin içindeki o gerçek duyguyu yakaladığımızda çok sıcak bir şey oluyor. Birdenbire bir uzun zamandır seyrettiğimiz bir dizinin içinde gibi buluyoruz kendimizi. Yanlış mıyım? Doğru değil mi? Çok güzel söyledim. En güzel şaka hangisiydi? En güzel şaka Hamza'ydı. Yani ama şaka olarak hangisiydi? Ne canım? Ne demek istiyorsun? Son gemiyi atma ha. Aferin, güzel finaldi. Çok güzel şakaydı. Şakaları da güzeldi ama esas mesele içerik çok dolu doluydu. Gerçek bir ev sıcaklığını hissettiren bir skeç oldu. Sen ara sıra daha çok bağırıyordun çocuğa. Evet hocam. Çünkü annenin böyle anlayış gösterdiği en son geldiği bir nokta var. Nedir o? Allah aşkına, Allah adı verdim. Yok, hayır, saçmalama. Bir daha yapıyoruz, aynı yerden alıyorum. En son bağıracaksın. Annenin çocuğa çıldırmış bir şekilde bağırmasını duymak istiyoruz. Biriktir içinde. Biriktir içinde. Yapma yavrum, yapma yavrum, yapma yavrum. Efekan! Allah beni. Çünkü çocuklar bir o sınırı bulurlar bir gün. Öyle mi? Bak, burada aile içi bakışmalar var. Tabii. Siz yapmak ister misiniz? Ya evet. Biz sizin için yaparız. Tabii ki her anne baba bunu yapar. Yapma yavrum. Tamam yavrum. Hadi benim güzel yavrum. Aman yavrum. Güzelim. Ya lan! Yani bir sınırını bulurlar oraya kadar. Artık oraya gelmeden susturamazsınız. Çocuklara öyle şeyler yapmayın. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. O adam çıktı gene. Sen hiç zahmet etme, ben Safa'nın Yılmaz Erdoğan taklidini biraz yapabilirim. Çocuklar. Kim? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Evet, Aziz Yıldırım dediler. Yap abi. Şimdi bak. Şimdi Fenerbahçe'nin biliyorsunuz... Şimdi bak, içinizde bak, gülenler var. Tamam mı? İnsan bu da bak, insanlar iç, bir dakika dur, bak. Şimdi bak. Ben mesela, ben görev başındayken Fenerbahçe neydi? Şimdi bak, bir dakika. Kim alkışlayan kim? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, bak. Şimdi bak, çıkıyor çocuklar, şakalar yapıyorlar. Niye gülmüyoruz, ne var? Bak, şimdi bak, şey yapın, gülün. Çocuklar bir şeyleri var, tamam mı? Emekleri, ne o? Emek. Öyle mi hocam? Alkışlıyoruz Safa.
Peki sun bakalım sıkıcı bizi koçum. Evet, Bitmez Sokaklar 2 geliyor biliyorsunuz. Bir Arka Sokaklar parodisi. Metin ve Batuhan yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Üstü çobanı görmeniz lazım. Abi çabuk ol koltuğum. Sorma sorma. Üstü çoban. Ver odunu be üstü çobanı. Gülme abicim ya. Bıktın bu gizli görevlerden ya. Abi senin de içinde varmış ama. Soldururum gülünü Ali. Neyse çekil çekil. Sola tablayı göndereyim de televizyonda görünce şok olmasın kadın. Ya. Sürekli gizli görevlerde ben kadın oluyorum ya. Abi ya sen de aman. 13 sezondur başına gelmeyen kalmadı. Şimdi bunu mu takmadın? Ama abi çok başarılısın yani her manada. Şişt, Aylin sen anlarsın. Dekoltan nasıl olmuş? Çok iyi abi. Abi. Aslında senin bacaklar da uzun. Bacaktan da yırtma çizebilirdik ama hadi neyse. Yok yok. Bir tane yerden açtın mı başka yerden açmayacaksın yani. Öyle bir kuralı var bunun. Mesut şöyle bir alıcı gözle bak bakayım bana. Seni var ya. Ya ben onu mu diyorum abicim ya? Ben operasyonun selameti için diyorum. Benim çoluğum çocuğum var ya. Aa tamam Üstü Çoban ya. Sen bu ekibin yıldızısın. Parla Üstü Çoban. Evet çocuklar operasyonun için her şey hazır mı? Gizli silahımız hazır baba. Üstü çok güzel olmuşsun. Sağ olun amirim. Tamam bırakın goy goyu. Kendi goy goyu yapıyor bırakın diyor ya. Evet size kötü bir haberim var çocuklar. Nedir baba? Yani bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama nesli tayinin çıktı. Aa, ne? Nereye? Yozgat. Çok uzaklaşmış olamaz. Evet, İç Anadolu'da. Oldukça yakınız. Olamaz baba. Bir yanlışım var baba. Neslisiz yapamam ben baba. Ona ne yapıyorsun lan? Tamam ya, tamam. Ben zaten vedaları çok sevmem arkadaşlar. Kendinize dikkat edin, olur mu? Mesut, beni unutma. Seni asla unutmayacağım Nesli. Evet, Nesli'nin yerine yeni bir komiser atandı. Melek komiser, buyurun. Gerçekten tam bir melek baba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba bebek. Aman melek. Evet, melek komiser bundan sonra bizimle birlikte çalışacak. Bizim ekipte görev alacak. Mesut sen detayları Melek Hanım'a bizzat iletirsin. Bizzat ilgileneceğim baba. Durum kritik arkadaşlar. Müdür beni iyice sıkıştırıyor. Gerçekten sıkıştırmaya başladı yani. Lütfen. Çok sıkışıyorum. Tamam. Evet, bu gizli görev için kimler ne yapıyor söyleyin bana bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi gizli göreve başlıyoruz. Ne var ya? Benim hesabım da gizli. Baskın için hazırız Rıza Baba. Kim diyoruz, gidiyorsunuz? Böyle biz beşimiz Rıza Baba. Hep öyle gidiyoruz zaten. Beşimize kaç kişi gelirse. Biz iyi ölmüyoruz ha. Ben değil mi yani? Güzel. Konum belirlendi mi? Evet. Beylikdüzü'nde bir villadalar. İnanmayacaksınız ama Beylikdüzü'ne de çok yakınız. Güzel. Melek, ilk operasyonda senin bize katılmana gerek yok. İlk bölümden seni yormayalım. Zaten bundan sonra daha uzun süre beraberiz. Sen nasıl istersen Rıza Baba. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Aa. Evet arkadaşlar, hadi. Biz de hazırsak yavaş yavaş gidelim. Tamam mı? Tabii baba. Metin, Tekin, ne kadar büyüdünüz siz ya? 13 senedir beraberiz ya Rıza Babuş. Buna şaşırmayın artık ya. Ya büyümeyelim mi biz? Hep çocuk mu kalalım? Ne olsun istiyorsunuz? Babam nerede? Buradayım. Eşek sıpaları. Ne oldu? Baba? Baba benzemişsin. Nezike teyze. Ne oldu? Anlatın bakalım. Babaannem yok. Babaannen yok zaten oğlum dizide. Baba, annem yok. Kaçırılmış olmasın. Yani evde yok diye kaçırılmış mı olacak annen? Evet. Ya bu dizide birine ulaşamıyorsak kaçırılmıştır. Bunu anlamadın mı ya? Doğru. Rıza Baba, durum ciddi olabilir. Ben bir eve gidip bakayım. Ya eve niye gidiyorsun? Evde yok diyor annem. Evden kaçırılmış diyor. Doğru. Ne yapacağız? Nerede olabilir? İyi. Sen git.
Sen git, sen git, sen de git, sen de git. Ne yapayım ben? Koca İstanbul'un suçlularıyla bu yaştan sonra tek başıma mı mücadele edeyim ha? Ne diyorsun baba? Biraz şey, saçmaladım, evet. Haklısın, git. Boş ver. O zaman usta, baba ne yapacağız? Olay yerine gideceğiz. Benim karım hep olay yerinde mi çıkıyor baba? Evet. Doğru, hep olay yerine çıkıyor. Yani. O zaman elimizi çabuk tutalım. Yürü çoban yıldızı. Hadi, 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 hadi. Haydi. Kızım madem iki kişiyiz, koskoca minibüste niye geldik ya? Ben balkondayım, yerimi aldım. Ben niye yüzüstü yatıyorum ki? Bunlar beni görmüyor. Harbiden ha, garip yani. Niye öyle yapıyor ki? Tuhafı niye getirdin ya? He, tuvalete çıkaracaktım. Aman dedim, çıkmışken operasyona da gelsin. Allah'ım yarabbim, of haydi, of! Tamam abi. Aha, Hüsnü abi geliyor. Üf, yakından bakınca güzelmiş ha. Gel bakalım kötü adam. Baş başa oturalım biraz, gel şöyle. Oturalım bakalım. Ne kokuyor ya burası? O benim doğal kokum, iki aydır yıkanmıyorum. Adam pisliğin teki çıktınız ha baba. Bebeğim, sen ne kadar güzel olmuşsun. Öyle mi? Oo, Hüsnü abi adamın elini tuttu. Bunlar bayağı yakınlaşıyor. Hüsnü çoban hakkından gelir şimdi. Yok yok, Hüsnü abi de istiyor bence. Hüsnü, kaptırma kendini Hüsnü. Dur be. Ne? Ben sana demedim yiğidim. Belgeler gelmesin mi artık? Belgeler gelsin. Suat, Melek, hain! Ya ne olacaktı? Bir şey söyleyeyim, benim içime doğmuştu. Bunun gözü göz değil. Ne oldu başkomiser Hüsnü Çoban? Bu çirkinlikle beni kandırabileceğini mi düşündün ha? Bu ses nereden geliyor ya? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Kaç bölümdür ayak uydurmaya çalışıyorum, denk gelmiyor bir türlü. Hüsnü, kumpas orada. Çık, çık! Abi bence içeri girelim. Kapıya çok yakınız. Yürü Ali. Suat, Suat karıcığım. Suat, anlamıyorum. Yok Suat, ağzım bant, anlamıyorum hiç. Sus be kadın, sabahtan beri. Aç bakayım ne diyor. İyi kız, bıyıklarım çıkmıştı, aldım. Ne oldu? Ay Hüsnü, ocakta yemek vardı yancak, akşama ne yiyeceğiz bir? Ay Suat, seni nasıl kaçırdılar ya? Ay Hüsnü, sorma. Evden çıkınca hep başımıza bir iş geliyor. Nazar var bizde, kurşun döktü. Susacak mısın, ben mi susturayım? Aa, ona gerek yok, ben yaparım. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ha? Ne bileyim ben, Hüsnü. Benim ses beni unutmuş olabilir. Öyle eğlenceli olmuyor, biliyor musun? Bırakın Hüsnü'yü, beni alın. Seni almasınlar, olmaz Mesut. Suat, ha. Ne yapacağını hatırlıyor musun? Senden replik gelmesini bekliyorum Metin. Ne yaptın bugün? Ha, bugün sabah kalktım, çamaşırları falan yıkadım, çay koydum. Ondan sonra da havasız kalmıştı tabii ev. Pencereleri sus. Açtım. Ondan sonra da ay Hüsnü, yemin sus. Ediyorum. Sus, susturun şunu. Sus artık. Sus. Suat atla. Allah. Herkes başka yere ateş ediyor. Ben niye vuruldum şimdi? Ah! Ah! Bu burada bitmedi Mesut. Bu burada bitmedi. Engin, Engin. Öyle mizah sen yok. Uzakma. Çatışma bitti mi? Ona göre geleceğim. Bitti baba. Gel baba, gel temiz. Ne yaptınız? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Yok baba, ama adamlar kaçtı. Güzel. Kimseye bir şey olmadıysa hadi buradan benim eve, barbekü partisine gidiyoruz. Hadi bakalım. Gene mangalı bana kipleyecek ya. Haydi haydi, çabuk çabuk. Hüsnü abi.
keşke bir üstümü değiştirmeye vaktimiz olsaydı. Evet, iyi olurdu, doğru. Olsun işte, böyle de güzelsin. Oo, çekiç kafa, hoş geldin. Rıza amca. Sayende et yiyoruz vallahi. Sağ ol. Hadi geç bakalım. Mesut, buna et yedirin ya arada. Yedireceğim ben. Hadi ona. Geç. Ay kız Aylin, sana da bir koca bulalım. Evde kaldın, değil mi Hüsnü? Evet. Suat abla, zaten boyu boyuma, huyu huyuma, konumu konumuna birini bulunca evleneceğim. Hadi bakalım. Baba, müdür nerede? Ha, eli kulağındadır. Gelir birazdan. Ha. Of. Bu şakalardan ötürü yargılanmalısınız. Ha, bak geldi. Hoş geldin müdür. Çocuklarım, siz nasılsınız? Ha? Her gün birileri vuruluyor. Evet. Her gün birilerini kaybediyoruz ama çok iyiyiz be, değil evet mi? Ya, evet. Böyle çok iyi ya. Komik değiliz ama iyiyiz. Evet, evet. Evet, evet. Evet. Şükür, şükür. Tabii güzel, iyi. Güzel. Hadi, madem kimse gülmüyor, biz kendi kendimize gülüyoruz. Ama çok güldük, inşallah başımıza bir hal gelmez. Ne geldik ki ama. Hiç, hiç. Oh! Çok güzel hareket diyenler. Keşke daha komik olsaydı diyenler. Çocuklar şovun başında dediler, abi dediler, Bitmez Sokaklar daha hazır değil. Benim oynayın bakalım. Komik olmasa gülmeyiz dedim. Yani yapacağımız... Nitekim de öyle yaptık. Ya biz seyirci olarak zorlanmadık. Baktık komik olmayan bölümler var, gülmedik. Böyle baktık. Ki sahneden güldürmeye çalışıp güldürememek... ...çok zevkli bir şeydir ya. Böyle bir sessizlik olur. Bede bede bede. Laflar unutulur. Nitekim unutuldu. Bu saçma dublaj esprisinde arkada konuşan çirkin kişi kimdi? Engin miydi? Nereden bildim? Yani ses olarak. Hamza, sen bu skeçte ne rolündesin? Tokmak kafa hocam, Mesut. Mesut hocam, çekici. Benim oğlum. Ha, senin oğlun rolünde. Tip de güzel. De, şu tipe bir şey yazsanız gülerdik biz. Mesela gel öne doğru. Elinizde şu var. Hiçbir şey yapmasa güleceğiz. Kötü dans eder yazar. Al sana bomba ya. Kahrol düşman. Al sana bomba. Kim yazmıştı? Niçin? Bizde ne anlattınız? Mehmet'inle beraber. Daha da öne çıkın. Mehmet'in. Neden başaramadığınızı birbirinize anlatın, biz sizi dinleyeceğiz. Ben sana dedim, o finali değiştirelim dedim ben sana. Sence sorun final miydi sadece? Bilmiyorum ki. Yani sanki finale kadar yıkıldı. Tabii ki. Bu skeçin önermesi neydi Metin Pırlız? Arka sokaklar bitmiyor. Yani bir de sen... bir de tabii kötü bir skeç için kadın kılığına girmiş olmak da... yıkıcı bir şey yani. Hani iyi bir skeç için olur da bir de bunun... Tövbe istedim. Yeterince mahcup ettiysek dağılalım. Elinize sağlık çocuklar. Emek emektir yani. Şaka işte bu. Ne yapacaksın? Evliya mesela. Evliya. Gel. Evliya baktı ki onlar girinceye kadar zaten skeç çoktan can verdi. Gelip konuşmadılar bile. Baba benziyorsun. Niye? Bilmem teyzeyi. O neydi öyle? Geri basılmanız gerekiyor. Arkadaşlar burada can siperen oynuyorlar. Oynarken utandım. Hiç hocam. Mesela Ezgi... Hocam senin ama çıkmıyordu. Kaçalım mı diyordu bana? Ya yemezler, gider evden alır gelir. Çok güzel hareketler devam ediyor işte öyle. Dur Pascal. Pascal çok iyiydi. Pascal gel. Gel Pascal.
Gel, 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 gel. Gel buraya, buraya, buraya. Bu gerçek ha, şey değil yani. Bu gerçek ha. Aslında Cihan aynı anda bunu da oynuyor. Çok güzeldin oğlum sen. Geri kalanı 5 kuruşum ama sen çok iyiydin. Aferin çocuklar, devam. Evet. Oh. Şimdiki skecimiz gördüğünüz üzere bir serimiz. Dilli Bebek 6. Ve şimdi yine izliyoruz. Bakalım bebeklerimiz neler konuşuyor, büyüklerimiz neler anlıyor. Batuhan, Hilmi, Cihan yazdı. Geliyor skecimiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çınar! Çınar! Bu ne ki, bu ne ki, bu ne ki bu? Oğlum onu niye ağzına alıyorsun? Ver onu. Ne ki bu? Lan ver onu. Ne ki bu, ne ki? Çınar! Pil almışsın ağzına ya. Dur, seninle biraz oynayalım bak. Ha? Bak bak, ne var burada, ne var? O ne? Ki, ne ki bu? Ne ki bu, ne ki bu? 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 Sana ben var ya böyle iyice yürümeyi öğreteceğim böyle. Hiç düşmeden yürüyeceksin. Ne ki bu? Nerede? Nerede ki? Şurada olabilir mi? Ana. Ha? Ha? Ha, yürü lan. Oğlum yürü, hemen oğlum, düşme lan. Nasıl yürüyeyim ana? Hemen yürü. Nerede ki, nerede ki? Ne ki bu? Nereye gitti? Aha. Nereye gitti, gel. Gel, gel. Geç. Dur, dur. Tamam, tamam. Yeter bu kadar. Şimdi seninle erkek erkeğe konuşmanın vakti zamanı geldi oğlum. Buyur reis. Ha. Şimdi bak, oğlum. Milletin oğlu aldı, yürüdü lan. Ben de yürüyorum başkan. Şimdi benim söylediklerimi tekrar edeceksin, tamam mı? Neyi başkan, neyi tekrar edeceğim? Senin karın ağrın belli oldu ha. Oğlum, lan neye gülüyorsun oğlum lan? Agup bugün ne diyorsun acaba? Ben hiç anlamıyorum ki ya. Ya ne bu aceleciliğin, ne senin ya? Ya şu an etrafımızda kimse diyor, ben sana baba desem ne olacak ki? Oğlum, İnandıramazsın kimseyi bak, diyeyim sana. Oğlum baba diyeceksin lan, baba. Baba, de hadi. Agup bugün bir şeyler de geç lan, yat çocuğu, yat. Seni ben ya, biraz bir seveyim ben. Ya oğlum, ya ötme ya oğlum. Ne? İyi ki yapmışım seni. Ya ötme bak, ayakkabı fırçası gibi bıyıklarım var, batıyor. Neler? Annem seviyor olabilir, ben sevmiyorum. Dur bakayım. Aa şey yapsana. Hani göbeğime yapıyorsun ya onu, ben seviyorum. Ha yapsana onu. Yapsana. Ne yapıyor lan? Yapsana. Yapsana. Daha çok, daha çok. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Aşkım. Hayatım, ben gidiyorum. Gitmeden tekrarlayayım hemen. Şimdi bak. Püresinden bir saat sonra ara sütü var. Ondan hemen sonra 45 dakika uykusu var. Uyanınca terli uyanır. Birinci çekmecede pamuklular var. Onun üstünü değiştirirsin. Böyle falan yaparsa susamıştır. Hemen ılık su verirsin. İçmezse önce seni çok merak edip içiyor ondan sonra. Ve en önemlisi. Evet. Islak mendil. Islak mendil. Tamam. Onu unutma. Çınar. Gel buraya. Gel. Çok seviyor. Heyecanlı mı hemen bak. Buradan ayrılmak yok. Sil yerim. Her yerini sil bununla, tamam mı? Tamam. Bir de gözünün önünden ayırma, olur mu? Tamam. Unutmazsın değil mi? Unutmam hayatım. Hepsinin ses kaydını aldım. Heh, tamam. Çakal ya bu. Aşkım, anne gidiyor. Heh, git. Gitsin mi anne? Gitsin. Ay. Gitme der gibi bakıyor. Gitmesen mi Yürhan? Ya Allah Allah, çattık. Git bacım, git ya. Sen gönül rahatlığıyla git. Aklın arkada kalmasın. Görüşürüz, hadi. Tamam. Bakalım. Dikkat et ama bak, tamam, tamam mı? Tamam ya çocuk, ben de sen rahat ol, hiç sıkıntı yok. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi Cinar aşkım. Heh. Hadi güzel güzel eğlenin. Alo. İyi akşamlar. Ben tek maç satın alacaktım. 11-12 mi? Faruk abi, ben seni mi aradım ya? Tamam abi, halı sahaya geleceğiz biz bu hafta. Ben 14 kişi toplayıp geleceğim abi. Tamam, kusura bakma, yanlış aradım ya. Özür dilerim. Tamam abi, hadi görüşürüz. Ulan Faruk abi aradık yanlışlıkla. Ah, geldiler bak, kim geldi, kim geldi? Heh, nerede kaldı? Alo. Alo. Alo, evet evet. Derbi maç, evet. Evet, onu alacağız. Tamam, anne kızlık soyadı. Üçüncü harfi X, beşinci harfi Q. Tamam, tamamdır. Onaylıyorum, evet, onaylıyorum. Tamam. Tamam. O nasıl bir anne kızlık soyadı lan? Q ne? Ya anne Bulgar göçmeni ondan ya. He.
Selamun aleyküm Çınar'ım. Aleyküm selam toprağım. Hayırdır, çok bir mutlusun bir sen? Ya daha ne olsun ya? Anne baskısı yok, ıslak mendil yok. Mucize gibi bir gün ya. Ha, öyle diyorsun ama dikkat et, babalara gelmeyelim. Onlara geldik zaten. Onlara geldik ya, sıkıntı yok. Baksana şunların tiplerine. Bunlardan bize ne zarar gelebilir ya? Bak bak, boyama kitabı verdi. O şimdi kendine göre ilgilendi. Ya. Baktı bize değil mi? Tabii tabii, bayağı büyütüyor bizi şu an. Geçen önüme kuru boyaları koydu, bir yedim, bir yedim. 6 tane yedim. Afiyet olsun. Ne haber lan sarı pipi? Sensin lan o. Oğlum şaka yapıyor, bozulma hemen ya. Ya abi, bana pipiyle ilgili şakalar yapmasın, sevmiyorum. Bunları böyle. Heh. Şimdi hadi bakalım. Güzel güzel oynayın. Bizi çok rahatsız etmeyin babalar. Tamam, hadi bakalım. Sen kaşığından dayı. Valla. Hep duvarları boyamak istemişimdir ha. O zaman bu sefer yemeyelim, duvarları boyayalım. Mantıklı. Ne yapıyorsun lan? Hacı, bunu internette gördüm. Ana. Bunu bağlıyorsun bebeğe. Diğeri de elinde duruyor. Kaçamıyor. Hem biz de televizyona odaklanmış oluruz. Aha. Bak şimdi. Ne yapıyor? Lan bağlayamam. Çözüldü. Olsun. Bazen öyle problemler oluyor. Gel. Kaçtım. Kaçamadım. Bağla şimdi. Şimdi. Hamza git yardım et. Vur canı. Sana ne oluyor? Çınar. Çınar. Oğlum ya. Git sen. Tamam. Şöyle geçeceksin dedim sana. Kaldıramıyordu hocam bizi. Hadi gülüyorsun oğlum sen. Gel bağlayayım hadi, sen yabancı değilsin. Doğru düzgün bağla lan. Tamam. Bak şimdi kaçamıyor bak. Gördün mü? İp ne ya? Ne? Oğlum bu çok iyiymiş lan, bizimkine de yapalım ha. Ha? Dur. Bakamayacaksan doğmasaydın ki. İp takmak, ben köpeğime taspa takmaya utanıyorum. Senin yaptığın hareket insanoğluna yapar mı ya? Aha. Hangisi geldi acaba? Ah, gel gel. Yık abi. Ver ben alayım abi. Yetiştik değil mi maça? Tabii tabii. Yetiştin. Ödüm bokuma karıştı ya. Tangır tungur, ne kadar çukur, kasis varsa hepsinin içine soktu pislik ya. Normalde insanı araba tutar, ben arabayı tutuyorum düşmeyeyim diye. Şuncacık ellerimle ya. Hoş geldin Kinyat'ım ya, büyük geçmiş olsun. Manyak ya. Vallahi kaynanan seviyormuş şu an Fatih, yetişti maça. Sevmez o, takım tutmaz. Manyak ya bu. Manyak ya. Ha, oynasın. Evet, bunlarla oynayalım işte. Attı. 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 Ana, geri attı. Attı. Arkadaşlar, attı. Aa, gerçek attı. Aa. Attı. Oğlum dur ya. Maç izle şurada. Attı. Şunlar dur ya. Maç izliyorum. Arkadaşlar bakın, babam da oynuyor. Attı. Attı. Oğlum vallahi birden kendimi kaybettim. Çocuğa top attım. Ne yapıyorum lan ben? Acıdı. Acıdı. Gurur yaptım, ağlamayacağım. Olur. Gurur bir şey yaptı mı? Oy kurban. Ağlattık çocuğu ha. Kurban olur bu Çınar'ım, özür dilerim. Baban özür diliyor. Tamam hadi bak işine ya, devam et. Gel gel hadi gel çabuk. Maçın en heyecanlı yeri. Gel 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 gel. Ya sıra bekle bekle, oyuncak alacağız diye maçı kaçırıyorduk be. Hadi hadi tamam, başla. Ya İrfan babacığım, ha bunun doğrusunu dedim. Maç izlemek istemiyorum. Sude, senin dadın mı değişti? He, neden anladın onu? Ama ben ömrümde bu kadar rahat etmemiştim. Dağıltım etmeden bezim alayım ya. Ne
Hep israf oluyor ama. Ben bazen aynı bejde 9 kere yapıyorum. Siz ne diyorsunuz? Maç izlemeyecek misiniz? Yok, oyun oynayacağız. Duvarları boyayacağız biz. Her yaramazlık en sevdiğim. Ben buraya boydum arkadaşlar, masayı. Lan ne yapıyorsun lan? Çınar! Çınar! Oğlum! Ne ya, ne ya? Sen hak etme, nereye gidiyorsun? Sen bu sefer hak etme. İnyaz! Nereden buraya? Kaldırdı ha. Böyle mi kaldırdı? Kaldırdı ha. Ben ne yaptım ya? Sen cezayı hak ettin ha. Ben ne yaptım? Koşma! Şurada adam akıllı oynayın, hadi. İnyaz güzel güzel oynayın. Aa! Allah kurtarsın Çınar'ım. Sağ ol toprağım. Arkadaşlar böyle duracak mıyız? Ya hadi artık yürümemiz lazım. İsyan başlatalım. Bir tek sen yürüyebiliyorsun ki. Ya ben öyle mi diyorum? Ses çıkaralım, ağlayalım anlamında. Ya hadi zırlayacaksak zırlayalım. Daha gidip mıhlama yiyeceğim ya. Bu ne ya? Salya sümük oldu bunlar. Islak mendille silelim şunları. Ver abi. Ya hemen ıslak mendil ya. Silerim çok yapacağımız abi. İşi. Ay, baba geldi mi? Şunlar. Gel. Kızım. Yavrum. Şunlar ne yapıyorsun? Şunlar. Kızım. Ne yapıyorsunuz? Yavrum. Allah'ım. Ne yapıyorsunuz? Seni çok özledim anne. Çocuklarla oyun biz oynuyorduk. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Durmuyorlar, durmuyorlar. Ne yapalım? Ama ya hayatım hiç durmuyor bunlar ki yani. Yavrum. Çınar, aşkım gel buraya. Yani bu evin hali ne ya? Buraları siz toplayacaksınız biliyorsunuz değil mi? Durmuyor. Kuzu, iyi misin? İyiyim. Durdun mu? Ha? Ne dedim bana? Şimdi demem lazım. Kim unuttu lan? Ben de olabilirim hocam. Unutunca birbirinize girin. Çatalım. Anne geldi anasını nasıl bir sokak çocuğun? Nerede o sokak? Dur bir dakika. Tamam çözdüm. Ana. Bunun yöntemi bu muymuş lan? Ha? Bu kadar yani. Bayağı savaş verdik ki. Nereden geldin lan o? Kapasana şunu. Allah çocuklar. Aşkına. Tamam mı? Sakin mi herkes? İyi misin aşkım? İyiyim anne. Annem dedi. Annem demedi, anne dedi. Abartma, çekil bakayım. Kıskançlık yapma hemen. Annem dedi, anne dedi. Söyle aşkım. Anne. Ya çekil bir saniye ya hayatım, bir dur. Baba. Anne. Şunlar oğlum. Baba. Anne. Efendim yavrum. Ay. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba ya. Anne. Baba ya. Tamam Gürhan, daha çok uğraşman lazım. Belki o zaman ağzından babayı alırsın. Kötü bir şeymiş ya. Ya, oğlum, ya Çen sana baba demedi diye kızdın mı Çen? Sen kızdın mı Çen sana baba demedi diye? Bana niye böyle? Sen baba diye demedi. Ne yapıyorsun lan? Çen? Ziller çalsın diyenler. Gel Hamza sen çal oğlum, ne yapalım bu dilli bebeği. Hilmi ile ikiniz Evliya çalın işte oğlum. Gel gel. Evliler. Oğlum her yeri de mısır ettiniz. Evliya. Akışıyoruz.
Merhaba. Merhaba Metin'cim. Ne için geldin diyeceğim? Kime baktın? Skeci sunmak için geldim hocam. Aha, buyurun. Evet. Hatta öncesinde bir sorum var ama büyük ihtimal cevap gelmeyecek. Oo, interaktif geliyor. Sor evet, evet. Sor bakalım. Yakın zamanda bir karne günü olacak. Var mı burada öğrenci olup da benim karnem kötü gelecek diyen delikanlı? Var mı? Var orada. Kaç? Ver bakayım mikrofonu. Abi bu ara notlar kaç üzerinden? 100. 100. 100 üzerinden. Yoksa 10 üzerinden 45 hiç fena değil. Bayağı yani. Söyle bakayım ne? Kalk ayağa. Kalkmasın. Kalk lan. Kalkmayacaksan mikrofonu ver oğlum. Zor da bir soru. Şimdi bütün Türkiye'nin önünde de ben altı tane zayıf getirdim dersen... eve gidince de baban sorar. Oh bir de gurur duyuyor derler. Doğru. Soruda bir denyoluk var yani. Peki karnem süper. Takdirname alıyorum diye. Aferin be. Annem. Ver bakayım. Çalışkanlara ver. Tembellerini ne konuşturuyorsun ya? Adam ayağa kalkmaya üşeniyor lan. Öyle tembel. Ayağa kalk ve şöyle ya abi. Kalk bebeğim, senin bir o güzel yüzünü görsün de şu güzelliğe bak. Kaçıncı sınıftasın? 4. 4. Hepsi pek iyi mi? Evet. Şuna bak tatlılık. Aferin. Aferin kuşuma benim. Başka kim vardı çalışkan? Zaten gözlüklerinden belli çalışkan oldun. Kaç tane var? Hepsi pek iyi mi? Kaç yani? Ne, çalışkana ne soruluyordu ya? He? Matematiğim... Ayağa kalk ayağa, yanındaki gibi yapma. Kuzenime benzemiyorum. Kuzenin tembel tenike belli oluyor. Matematiğim %5. Matematiğim? Matematiğim 95, İngilizce 100, sosyal... 150. Hatırlamıyorum. Aferin çocuklar. Yani çalışkanlar daha fazla. Diğerleri de çalışıp düzeltecekler abisi. Evet hocam yani. Dikkat dağınıklığı olan kim var? Kaç zayıfın var? Dikkat bozukluğu. Zayıfım yok da. Dikkatim bozuk gene de. Ben artık derse baktım. Sosyal fark. Ver, ver. Sen nereden geldin? Antep. He? Antep. Gaziantep. Hele anla. Nasıl yani? Dikkat bozukluğun var ama. Örneğin satranç oynarken anneyi görmüyorum. Farklı bir şey ne anlatmam. Senin ismin yakışıklı? Şahin. Şahin. Şahin, Antep'le Trakya arası bir şiven var. Kalk kalk dur hele, dur bir anlayalım. Problemi ben anlayamadım. Derslerde sorun yok. Satrançta mı problem oluyor? Evet. Hadi. Kalk hele bakayım sen de. Sen arkadaşına da ver. Sen de Antep kardeşsiniz. Evet. Sende de aynısı var. Evet. Ne var sende? Bu güzellikle ne yapıyorsun? Ne var benim sende? Benim de dikkatim bozuluyor heyecanlanınca. Ha. Evet. Dersleri nasıl? Çok iyi. Matematik. Öyle bir teşhis falan kondun mu çocuklara? Yok. Dikkati yok. Bozuk falan diye. Yok. Ha? Yok. Hiç öyle durmuyorsunuz. Bir de, yediğine içtiğine de dikkat ediyorsun belki. Evet. Antepli olunca mecbur. Mecbur. Antep'ten de böyle eli boş geliyiz ha. Omuzların balgı. Evet Metin. Karne günleri evde bir stres oluyor. Böyle çok çalışkan olmayan öğrenciler. Boş konuşmadan Metin'ciğim sunalım skeci. Evet. Tam bitiriyordum hocam ya. Vallahi. Seyirciye bitirdin zaten. Karne yarık skeci geliyor. Emre ve Arif yazdı. İyi seyirler. İyi seyirler. Oğlum oldu mu lan sence bu? Oğlum oldu lan, orijinalinden daha iyi oldu ha. Ya oğlum bir öğretmen değerlendirme notuna bu çocuk hem akıyor hem yakıyor yazar mı ya? Ya kardeşim ne yapsaydım, orijinalindeki gibi mi yazsaydım ya? Zeki ama çalışmıyor. Sen de öyle mi yazıyordun? Evet, sende ne yazıyor? Çalışıyor ama zeki değil.
Güzel kardeşim, bunlara takılma. Sen zaten notlara bakacaklar. Göster, geç ya. Doğru söylüyorsun. Ben bu yazda çalışmak istemiyorum kardeşim. Oğlum ben de istemiyorum. Dışarıda kızlar bekliyor ya. Kızlar, kızlar, kızlar. Lan yapma şunu. Tamam. Hoş geldiniz çocuklar. Ne yaptınız? Aldınız mı karneleri? Aldık anne, aldık. Aldık tabii Muzaffer teyze. Lan Muzaffer babamın adı. Annenin adı ne? Gazanfer. Verin bakayım şu sahte karnelere ya. Ay, sahte mi? Nereden anladı ya hemen? Çamaşır suyu kokuyor. Ben dedim lan sana Arap sabunuyla yapalım diye. Lan saçmalama. Arap sabunuyla olur mu ya? Sabun ırkçılığı yapma lan bana. Sabun sabundur oğlum işte. Ayrıca sabun konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Evet. Annemin haberi var oğlum. Annem biliyor ya. Ha. He he, biliyorum biliyorum. Doğru da. Oğlum ne bu? Fizik, kimya, biyoloji 5, beden 1. Ha anne o şeyden ya. Cık cık, anlarsın ya. Ne? Yas 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 Claire. Ne diyorsun oğlum? Cinak cinak ani yazırırak çak 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 çak. Lan oğlum salak mısın? Şu tipe bak ya. Seni doğuracağıma bir kalıp sabun doğuraydı. Sabun konusunda ne kadar hassas olduğumu şimdi söyledim Muzaffer teyze. Lan Gazanfer, Gazanfer. Anne o şeyden ya, babam anlamasın diye bir tane dersi bir yapalım dedik. O da beden. Bedenim yoksa 5. Oğlum, bedeni bir yapacağınızda zaten bir olan bir dersinizi hiç düzeltmeyeydiniz. Yavrum, bak otur şimdi. Şimdi bana 7 tane bir geliyor ya. Bunların hepsini 5, beden 1 yapacağınızda 6 tanesini 5 yapaydınız, beden 5 kalaydı. Yavrum, bak. Şimdi bana 7 tane bir geliyor, değil mi? Ha, böyle 1. 7 tane 1. Bu 5, ki alakası yok. 1. Ya tamam bir. Anne, ne anlatıyorsun? Anladık ya, biz mal mıyız? Mal mıyız oğlum? Bir şey desene. Kanka bir araştırmak lazım. Yani. Dur hele, dur. Baban mı geldi ya? Baban geldi oğlum kız. Geç, geç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin Gazanfer amca. Oğlum hala aklım almıyor. Çıldıracağım. Gazanfer annemin adı ya. Oğlum sorun bende mi lan? Fer, Fer. Benziyor işte. Sen karıştırmıyor musun? Ben anne baba diyorum oğlum. Aldınız mı lan karneleri? Aldık baba. İyi. Elimi yüzümü yıkayayım da biraz daha seremoni başlasın. Hoş geldin baba. Çak. Al. Oldu o zaman. Ben hayırlı akşamlar. Sen de kal, sen de kal. İkinize sürprizim var. Karne hediyesi. Hadi bakalım. Anne bak ne olur belli etme. Bu yaz da çalıştıracak ya. Evet ya, yaz tatili sanayi de geçmesin artık ya. Ya ben ne yapabilirim sahte karneyle? Nasıl idare edeyim? Ya anne sanayide tırnaklarımın arası kapkara oluyor ya. Evet, bütün sınıfta kızlar da tatile gidiyor. Sonra niye sabun? Sabun kesme videoları var. Beni rahatlatıyor. Hiç izlemedin mi oğlum? Ya ayrıca ben sizin aileden de değilim, çocuğunuz değilim. Beni niye her yaz zorla çalıştırıyorsunuz ya? Ya her şeyi geçtim. Ya bari anneme haber verme, Muzaffer teyze. He oldu. Bir de ona yalan söyleyeyim ya. Ne güzel. Olmaz öyle şey. Tamam, benim en yakın arkadaşım ya. Senin annenin adı Tamam mı lan? Evet kanka, 9 kardeşlermiş. En son annem olunca Tamam demişler. Hem teyzelerim var. Yeter. Yine mi? Bıktık. Ana. Ana diye isim mi olur lan? Ana, dayım. Tek erkek olunca şaşırmışlar. Ne değişik bir ailesiniz. Bak anne ne olur çaktırma bir şey babam. Ne olur ya. Oğlum abartmayın. Belki de diyecek ya. Hadi bu sene çalışmayın. Ya aslanım benim. Karne hediyen. Al. Bana hediye mi aldın baba? Evet. Anahtar. Bana araba mı aldın baba? Baba bu ne? 11-12 İngiliz anahtarı. Sanayide işine yarar. Hanım gülsene. Muzaffer ya, ya öyle demesen mi? Çünkü bu sefer çocukların karnesi gayet iyi. Gayet iyi diyor ya. Benim formaliteden bayım. Mustafa haber bekliyor. Ver. Matematik 5. Fizik 5. Kimya 5. Coğrafya 5. Nasıl 5 lan? Şöyle baba, şu 5, şöyle de 1. İşte ben de bu yüzden soruyorum, nasıl 5? Oğlum, biyoloji
Bana bak doğru söyleyin lan, okullar onlu sisteme geri mi döndü? Öyle bir şey mi? Ya baba okullar onlu sisteme dönse biz 10 üzerinden bedenden 1 alacak kadar mal mıyız? Ney? Aha! Beden vallaha 1. Oğlum bedende nefes alana 5 vermiyorlar mı zaten? Veriyorlar. Ne diyorsun lan? Ne, adama yalan mı söyleyeceğiz? Yazıklar olsun bedenin 1. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gel buraya, gel gel gel. Ver. Seninkini de ver. Ver bakayım. Ha. Evet, ver. Beden 1. Aha bunda da 1. Oğlum ne yaptınız lan? Nefes mi aramadınız? Ne yaptınız? Baba hoca bize kafayı taktı ya. Oğlum nasıl taktı? Takdiri kaçırmışsınız lan. Verse takdir alacaksınız. Hocanızın numarasını verin, arayacağım. Arama baba, arama. Arama babası, arama babası. Arama babası. Ne yapıyorsun lan? Ver numarasını, arayacağım. Vur, baba, o hocanın tayini çıktı. Nereye? Sivas Spor. Roberto Carlos mu lan hocanız? Sivas baba, Sivas. Beden hocası ya, kafası karıştı. Gitti yani. Gitti baba. Dur. İyi. Al karnını. Aklınız iyi. Abla ne yapıyorsun ya? Aynen. Ay, selam aleyküm enişte. Aleyküm selam Reşat, nerede? Eyvallah, ne yapıyorsun yeğenim? Gelin oğlum. Ne yapıyorsun? Lan! Reşat! Ya, bu... Abi aynı babası ya. Osman'a benziyor aynı ha. Abi ben Ergün'ün oğluyum. Niye Osman'a benziyorsun oğlum o zaman? Ergun kim abi? Bizim dükkan komşusu ya. İyi mi? Ergun da iyidir ya, Ergun da iyidir. Ya, o da iyidir, o da iyidir. Geç oğlum, sen arkadaşını al, geç. Hoş geldiniz ya. Hoş bulduk enişte. Geç. Oh. Yeğenim, aldın mı belge falan? Baba, bunlar alsa hastırname alır. Ah. Şşş, ama Bilgetay. Ne kadar ayıp ya, almışlar. Bilgetay ne lan, yarış atı gibi? Dayımın oğlu, süper zeka kanka. Kanka, Allah bir yerden alıp bir yerden verir de... buna fazla vermiş. Kahve nasıl ya? İyi misin? Vallahi iyi gibi Reşat ya. Bilgetay, seninki nasıl oğlum? Hepsi 5, matematik 6. Hadi lan, 6 diye not mu var? Oğlum, siz 2'den sonra not hiç görmediğiniz için salladım, belki tutar. Arda, oğlum hadi göster dayına. Baba, şimdi bu yaştan sonra... Oğlum, öyle değil. Karneyi göster lan. Ha. Ver bakayım. Evet. Edebiyat 5. Hele. Fizik 5. Kimya 5 falan. Oy be, iyi. Neye gülüyorsunuz ya? Oğlum çatlayacaksın, dur lan. Muhtemelen mallığına gülüyorlar Ardacığım. Oğlum beden 1 ne lan? Yürüyemedin mi? He? Bilgeter, senin bedenin kaç? XX large. Vallahi tanım tuzum kalmadı ya. Oğlum ne güzel kuruyorduk ya. Sence onu mu soruyor? Ha, Reşat, tamam. Tabii ki 5 abla. Ne maşallah. Oğlum bu bedenle bedenden nasıl 5 almış lan? Asıl siz bu zekayla matematikten nasıl 5 aldınız? Söyleyin bakalım. 3 kere 2. 6. 2 kere 3. Kaçtı lan? Şaşırtmalı olabilir oğlum. Kimya 5. Söyleyin bakalım suyun formülü. O kadar da değil. Söyle koçum Arda. Ağrı Dağ'ın eteğinden gelen bol mineralli eşsiz lezzet. Reklam mı aldın lan? O karneler sahte değil mi? Hayır. Bir dakika dur ya. Sahte değil mi lan o? Sahte. Sahte. Ya. Oğlum siz dolandırıcılığa mı başladınız? Enişte bir sakin ol. Sakin ol ya. Olur mu öyle şeyler ya? Geçen gün Beşiktaş'tan Eyüp'e gideceğim. Taksiye bindim. Sahilden taksiye bindim. Aldı beni sahilden Zincirlikuyu'ya çıkardı. Oradan Eyüp'e gittik. Oğlum dedim, oğlum sen ne yapıyorsun dedim. Dolandırıyorum abi dedim. Evet. Ne alaka lan? Oluyor yani böyle şeyler abla, takılmayın ya. Oğlum ne alakası var? Ulan bir de siz sahte karnemi yaptınız. Aylaksız herifler. Puh! Senden bana sektirdi lan. Aferin Bilgetay. Ver lan karneyi. Ver tamam. Karneyi ver. Tamam bir şey yapmayacağım ya. Ver karneyi. Bilgetay sen de ver koçum. Yo, enişte benim karnem iyi ki. Ver lan. Oğlum versene, karşılaştıracağım. Ver lan. Yo, enişte benim karnem dümdüz normal karnesi. Bir dakika. Sen versene şu karnemi. Yo, kim diyor ki onu? Ver, yo. Ver. Alsana. La 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 la. Al hadi al. Alsana hadi al. Mal mısın oğlum ya? Bir dakika ya. Oğlum bu karne de sahte. Milli Eğitim Bakanlığı değil.
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazıyor. doğru. Doğru yerden almış. Ne demek sahte lan karne? Baba, baba dur anlatacağım. Şimdi benim sadece bedenim verdi. O da niye biliyor musun? Hoca bana derste koş diyor, ben koşamıyorum ya. Hoca bana derste takla at diyor, ben takla da atamıyorum. Rapor da alamayınca geriye bir kalıyor. Oğlum özel yeteneğini kullansaydın. O ne? Yuvarlansaydın. Ana ben onu hiç düşünmedim ya. Nasıl sahte lan? Sığır. Sığır. Nasıl sahte? Bebeğe vurmak değil. Herif sahte diyor ya. Aferin ama ya. Olmaz. Ya hep böyle şeyler benim başıma geliyor ama. Tamam taksi olayını düşün. Olur böyle şeyler. Ya geçen gün de bizim dükkanda bizim usta var. Çırak diye oğlunu getirmiş yanımıza. Oğlunu çay almaya gönderdi. Çocuk bir saatte gelemedi. Çocuk nerede, nerede diye bakarken bir baktık iki çayla geldi. Çaylar soğuk. Dedik bu çay nerede? Babası içti, ağzı dondu ya. Dedi ki bunun şekeri nerede, şekeri nerede dedi. Aa dedi çocuk, şaşırdı biri kaldı. Keşke dedi, ah baba dedi, aklıma gelmedi dedi. Parmağımı soksaydın da ne güzel dedi, şeker gibi çocuğum sonuçta, tatlanırdı dedi. Evet. Oğlum ne alakası var bir, anlamıyor muyuz biz ya? Ya hep benim başıma geliyor işte ya. Allah Allah. Gel buraya gel. Gel tamam lan Reşat. Yok dur artık. Bak bak deden de esinde koşamayana bak. Sır. Gel buraya gel. Hayvan mahallıymış. Sahte karne yapmak ne lan? Utanmıyor musunuz oğlum? Baba evet sahte karne yaptım. Gir lan. Bu sene de çalışmak istemedim be baba. Günde 10 saat çalışıyorum. Elim yüzüm simsiyah oluyor baba. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlar. Çırak çırak ha ha yapıyorlar baba. Bıktım be baba. Ben evde oturup ders çalışmak istiyorum. Belki öyle okulumu geçerdim baba. Ha? Evet, sahte karne yaptım. Özür dilerim baba. Rasarsa gözlerin yaşlı yavruna suçumu bağışla, sarıl boynuma. Suçunu bağışla, sarıl boynuma. Biz bize yaşarken, geldi koyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Anne. Oğlum tamam lan. Tamam yavrum. Ne yapıyorsunuz? Ben o çaydan sonra gittim. Evet. Madem çalışmak istemiyorsun, çalışma oğlum. Ne yapıyorsunuz manyak manyak? Tamam, dershaneye yazdırırız. Sanayide 10 saat çalışacağını 21 saat test çözersin. İyi. Bana bakın, kaç sayfanız vardı lan? Doğru söyleyin. 7. Normalde beden 5 ama gaza... Muza... Muzaffer amca. İkisini birleştirdim. Aferin mal. Yavrum, bak madem 7 tane zayıfın var, bedeniniz 5. 6 tanesini 5 yapacağınıza, 1 tanesini 7 yapsaydınız da, beden kalsaydı da... Şimdi 7 tane var ya, 1... 6 tanesini... Beş... Anlamıyorum. Bakın koçum, şimdi 7 tane zayıfınız var ya... 6 tanesini 1 yapsaydınız da... Yedincisini beden olarak bıraksaydınız da... Al bombok bir yere gidiyor bu olayın sonu. Ben bunu anlattım. Yani... Ben bunu anlattım. Anlamıyorum. Ben anladım, ben anladım. Heh. Oğlum, şimdi bak. Heh. Bedeni 1, matematiği 5 yapacağımıza... Matematiği 1, bedeni de 1 yapsaydık... 2 tane birimiz olacaktı işte. Anladım. Benim size karşı bütün umudum şu anda bitti. Ben yeterden yatıyorum ya. Vallahi olmaz ya. ÇGH miydi? Ne demek istiyorsunuz? Ney? Zil.
Duyayım zil diyenlerin alkışını. Bir iki tane kafa var diye. Bence zil değil diyenler. Heh. İşte bunlar sonra eve gidince internetten bana mesaj atıyor. He. Her şeye zil çalıyor. Zil miydi sizce? Ahmet. Hacı Ahmet. Zil miydi? He? Söyleyin abi, kim yazdıydı? Abi. Aferin. Bir kere yazarlarımıza bir alkış. Aferin çocuklar. Güzel dönemim. Hacı Ahmet'in gömleğini kim ilikledi? Ben onu... Bayağı bir çaba istemiş. Hocam, üç kişi ilikledik. Her şeyine sahne için doğmuşsun. Cenan, seni de çok beğeniyorum. Çünkü internetten bana Cenan'ı niye övmüyorsun diye bir şey gelmiş de. Övüyorum Cenan. 10 numarasın. Sağ ol, Allah razı olsun. Hande, sen de öyle. Emre, Oğuz. Sizin isminiz neydi? Selahattin. Hepiniz çok güzelsiniz. Bunlar 52 kişi. Birini övmeye başlayınca 52'sini de tek tek övmen gerekiyor ki hak geçmesin diye. Bence ÇGH bir skeç. Güzel bir skeç. Ama zil olduğunu ben düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz burada tabii bir şeyi toplu olarak birlikte seyretmenin tadı başka. Bir şeyi evde tek başına seyrettiğinizde gülmeniz çok zor olur. Yani komedi işleri tek başına seyredilmez. Onun için mutlaka önce birini bulun. Yani buradan ben evde yani veyahut da başka internet kanalında seyredenler için söylüyorum. O zordur. En iyi şaka hangisiydi? XX Large mı? Hakikat mi ya? Gazanfer Muzaffer. He? Sabun. Ben anlamadım. İnternette sabun doğrayan videolar varmış. Niye ki acaba? Rahatlatmak için. Bıçakla sabun doğruyorlar ve rahatlıyorlar. Manyak mı bunlar? Mesela neyi rahatladı? Yumuşak yumuşak kesmek mi? He? Ses çıkarıyor. Sabun ses çıkarıyor. Nasıl bir ses? Vallahi bilmiyorum. Görmedim. Merak ettim yani. Çıt çıt ses mi yapıyor? Allah Allah. Yeni kuşak iyice delirdi ya. Bir arada bir şey vardı böyle cıvık cıvık yapışı deriyor. Yani. O da güzeldi he. Var mı yanında olan? Sabun. Hiç anlamadım. Yani sabun şakalarını da bu yüzden anlamadım. Okey. Neye bağladık şimdi? Çocukların da hakkını yemek istemem. Bilmiyorum. Tekrar soruyorum. Buraya gelen seyirci jüridir. Onun kararına ben bir şey diyemem. Kendi görüşümü söylerim ama sizinkini uygularım. Zil diyenler. Emre. Gelin bakalım. Çok güzel hareketler devam ediyor. Merhaba. Merhaba Ecem. Merhaba hocam. Sen bu sunuşlar, Allah Allah. Evet, ben çok heyecanlıyım. Uzun süredir sunuşta görmediğimiz bir oyuncumuz. Buyur Cici'm. Evet. Daha önce İETT simülasyonu diye bir skecimiz vardı, hatırlıyorsunuzdur belki. Biz araştırmıştık. İETT'ye şoför olarak alınacak kişilere bir simülasyona tabi tutuyorlarmış. Engin arkadaşımız da eğer taksicilere böyle bir şey yapsalardı nasıl olurdu? Bunun skecini yazdı. Taksi simülasyon geliyor. Engin Demircioğlu yazdı. İyi seyirler. İyi günler. Ben taksi plakası alım için gelmiştim de. Tabii isim, soy ismi alayım ben. Tahsin Sarı. Tahsin Sarı. Taksim'de sarı olur kısmetse. Şakayla başladım. Evet. Güzel. Çok. Evrakları alayım öncelikle. Ha, buyurun. Teşekkür ederim. Evet, psikolog ve psikiyatri raporu. Var. Sağlık.
raporu, alkol ve uyuşturucu raporu, biyometrik fotoğraf, bu da probiyotik yulaf. O benim değil yalnız. Benim. Evet, kâfi olunca saydım. Anladım. Efendim, şimdi size bir simülasyonu alacağız. Fakat öncelikle cevaplamanızı istediğim bazı sorular var. Hazır mısınız? Tabii hazırım, buyurun. İlk sorumla başlıyorum. Evet. Tahsin Bey, kırmızı ışıkta durdunuz ve yeşil ışık yandı. Yandı. Ne yaparsınız? Aman. A. Yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basarım. B. En önde olsam da kornaya basarım. C. Ne olursa olsun ben kornaya basarım. D. Hiçbir şey yapmam, beklerim. Şimdi korna bütün şıklarda var. Var. Ki genelde yapılan o herhalde. Ama ben beklerim diyorum. Tebrikler. Doğru cevap. Evet, doğru cevap. Doğru. De, tamam. İkinci soru geliyor o zaman. Evet. Almak istemediğiniz müşteriye ne dersiniz? A. Değişim saatindeyim derim. B. Ben karşının taksisiyim, buraları pek bilmem derim. C. Açık açık ben seni almak istemiyorum derim. D. Herkesi alırım. Yani şimdi öyle müşteriye öyle denmez herhalde. Yani denmemeli bence. Onun için ben herkesi alırım. Doğru cevap. Tebrikler. Üçüncü ve son sorumuz. Lütfen dikkatli olalım. Son sorudan gitmeyelim. Evet. Şimdi yolcu bindi araca. Fakat onun gitmek istediği adres siz bilmiyorsunuz. Evet. Ne yaparsınız? Ne yaparım? A. Ben o adresi bilmiyorum derim. B. Navigasyonu açarım. C. Siz tarif edin ben gideyim derim. D. Yol değil varmak güzel derim. D. Yol değil varmak güzel derim. Yanlış dersiniz. Yapmayın. Yanlış. Gözü gözüme bakıyor şu an. Yanlış ama. Yani alakası yok. Tamam. Doğru cevap navigasyonu açarım olacaktı. Ne oldu? Elendin mi şimdi? Elenmediniz. Son kurtarma sorusu geliyor. Hah, gelsin. Sultanahmet'ten havaalanına gitmek isteyen bir yolcu var. Aldık. Aldınız ve onu nasıl götüreceksiniz? Nasıl götüreceğim? A. Çanakkale üzerinden götürürüm. Çanakkale. B. Sultanahmet'te dolandırırım. Yine bırakırım Sultanahmet'e. Sultanahmet'e. C. En yakın havaalanına giden otobüslerin olduğu durağa bırakırım ki ucuza gitsin derim. D. Trafiksiz en yakın yoldan giderim. Yani şimdi C. Böyle en yakın hava yolu otobüslerini oraya bırakırım bence mantıklı geldi ama yani eğer hava yolu otobüsüyle gitmek isteseydi oraya kendi giderdi zaten. Taksiye niye binsin? Onun için ben en kısa yoldan götürürüm demek. Tebrikler Tahsin Bey. Bildin mi? Evet, evet. Soru cevap kısmını geçiniz. Buyurun, simülasyon alacağız sizi. Simülasyon? Daha buyurun, bitmedi mi ya? Şimdi olmazsa olmaz bazı malzemelerimiz var. Evet. Öncelikle torpidonun olmazsa olmazı sallabaş köpek Gumbi. Gumbi. Gumbi'yi alalım. Gumbi. Vites topuzumuz için bir adet tespih. Meşe palamududur. Dikkat edelim. Meşe palamududur. Bu da yolculuk sırasında dilediğiniz gibi şımarabileceğiniz bas konuş telefon. Buradan diğer arkadaşlarla. Evet, evet. Artık ne dilerseniz. Tamam. Yolculukla alakası olmasına gerek yok. Tamam. Bu arada ufak bir tüyo vereceğim. Buyurun. Müşteri beklerken direksiyona doğru eğilin. Eğilin, eğilin. Evet, evet. Yandaki geçen yayalara korna basın. Aklından taksiye binmek geçmiyorsa bile zorla aklına sokun. Basayım mı şimdi? Tabii tabii, basın. Evet. Taksi diye bağırın. Taksi. Evet, bağır. Özgüven. Taksi. Evet. Taksi. Bu. Kime diyorum lan? Bincen mi? Tamam, abartma. Hayır mı lan? Alo. Pek tarzım değil ama olur. Şu an gayet çekicisin. Tamam. O zaman size iyi yolculuklar Tahsin Bey. Tamam, teşekkür ederim. Haydi. Pardon, pardon, pardon. Bir şey söyleyeceğim. Taksi mi? Taksi. Peki bu Zeytinburnu'ndan geçen bir taksi mi? Yani siz geçmesini isterseniz geçen bir taksi. Peki ne kadar tutar? Yani vallahi taksimetre ne kadar yazarsa o kadar tutar hanımefendi. Ay ben taksimetreye bakamıyorum. Neden? Korkuyorum, sus. Tamam, siz bakmayın. Ben bakar size fiyatı söylerim. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Peki bu taksimetreyle mi çalışıyor yoksa tekerlek döndükçe mi? İşte yani tekerlek döndükçe böyle taksimetre atıyor yani, para yazıyor. Tamam, mecbur kalmadıkça dönmesin lütfen. Nasıl ya? Alo. Efendim canım, seni dinliyorum. Anlat, taksideyim. Evet, rahat rahat konuşabilirsin. Tamam tatlım, Orçun çok tatlı birdi ama sen de çok güzelsin. Anlatabiliyor muyum hani yani hani? Hani... Hayır, hayır tatlım, sensin çok güzel olan. Hayır, öyle bir şey... Abi sen bizi mi dinliyorsun ya? Bana mı diyor? Yok, sana demiyor. Sana diyorum tabii ki. Sen bizi mi dinliyorsun? Bir saniye tatlım, sen beni kapat. Ben şimdi müsait yerde ineceğim, rahat rahat konuşabileceğim bir yere gideceğim. Ya sen ne sen dikiz arasından bizi dinliyorsun, sana inanamıyorum. Lütfen bir saat yere çeker misin? Hanımefendi ben sizi dinlemiyorum, neden dinliyorum? Ya terbiyesiz, ineceğim şimdi ya. Yani gerçekten var ya sizin gibi...
güzel bir şeymiş ya. Aa, aman müşteri, müşteri gidiyor. Müşteri gidiyor. Aman, aman. Ay kaçırdınız. Tamam, tamam. Buyurun. Bunlar inşallah zorlamaz. Hadi bakın. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sultanahmet. Laleli. Ha. Peki saçlar? Cöleli. Sizin? Bukleli. Sizin? Lüleli. Nerede yaptırdınız? Kuleli. Kaça? 1550. Çok değil mi ya? Vadeli. Bence bu sohbet burada bitmeli. Tabii tabii. Müzik açayım ben. Ne oldu ya? Bence bu müzik çok kinayeli. Yok efendim, ne alakası var? Sizin saçlarınız güzel, o manada yani. Onun için yazılmış bir şey yani. Bence bu taksiden inmeli. İnmemeli. İnmeli. Parasını da ödememeli. Ne demek ödememeli? Binen ödemiyor. Ama bu, ben hiçbir şey anlamıyorum. Paramı verin. Vermedi parayı. Ben ne yapacağım? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki ya. Yine alamadınız Tahsin Bey. İyi günler, evcil hayvan alıyor musunuz? Alıyoruz efendim, buyurun. Sağ olun. Kimisi almıyor çünkü. Evet, doğrudur. Gerçi size de ne hayvanlar biniyordur. Evet, taksiye çok hayvan biniyordur, doğrudur. Evet, hindi yılbaşı için mi? Evet, erkenden aldım. Uygun oluyor öyle olunca. Anladım. Yılbaşına kadar siz besleyeceksiniz o zaman, ha? Tabii, tabii. Desenize aynı masrafa gelecek. Doğru onun ya. Yem parası filan değil mi? Vallahi ben hiç böyle düşünmemiştim ha. Saat çeksene, ben bunu geri bırakayım. Ben civciv alayım, bir ayda o tavuk olur. Bu yılbaşında da tavuk yiyelim. Olur. Ben... Dur, dur. Şöyle... Ne kadar benim borcum? 13 lira. Ama 9 lira yazıyor. Ha, indi binde 13 lira efendim. Hindiye de mi para alıyorsunuz? Ne alaka ya? Hindi bindi dedin. Hindi bindi demedim beyefendi, indi bindi dedim. Parayı nasıl alacağınızı şaşırdınız ya. Ne alaka? Tamam, tamam. Hindi için ben sana 1 lira daha vereyim. Beyefendi öyle olmaz ama yani sizin 13 lira vermeniz gerekiyor. Kural bu. Hindiyi bırakayım. Ben hindiyi ne yapayım? Hindiyi keselim yiyelim. Niye yiyelim şimdi hayvanı? Tamam neymişsin ya, al 12, 13. Hatta gözün doysun, al paraya doy. 13.25. Tamam. Allah kahretmesin. Gülü gülü gülümün çocuğu seni. Ne? Hak ettin. Beyefendi ne diyorsun? Gülü gülü gülümün çocuğu. Bana ne diyorsun sen öyle ya? Ben demedim, hindi dedi. Ya çık git. Gülü gülü gülümün çocuğu. Lan hala uzatıyorsun ha. Allah Allah, bu nasıl bir tip? Ama ben artık yani... Yeni müşterimiz geldi. Boşsunuz mu? Boşuz muyum? Boşuz. Ha, ön kapıyı açarsan ben arkadan bineyim. Beyefendi bu araç tek kapı zaten, açılıyor. Aç kapıyı. Buyurun. Oğlum şimdi... Şunu tut elimi bir... Dur bir dakika, tamam bırak. Tamam bir dakika. Bir dakika. Bırak dedi. Ben 120 kiloyum hayvan. Böyle bırakılır mı lan? Siz bırak dediniz ama taksi ineğim hep kırdı ha. İçine götürüyorsun. İyi misiniz? Ne içtim lan ben? Vallahi ne içtim bilmiyorum ama bayağı içmişsin. Çöktü içine. Vallahi içine delik açtı. Ben sizin simülasyonu da hep kırdık. Olsun. Of. Parasını evet. Beyefendiden alın. Sakın bak beni var ya, sakın iki gün dolaştırma. Eve gidecek kadar param var. Zaten eve gidene kadar param olduğu için boşta dolaştım. Yok şurada. Beyefendi ben sizi niye dolaştırayım zaten? Gideceğiniz yeri söyleyeyim, ben gideyim. Ha, başıma geldi. Başıma geldi, ben ondan söylüyorum. Başıma geldiği için. Anladım beyefendi. Anladın mı? Evet anladım. Benim ne kadar borcum? Beyefendi, daha hareket etmedik ki. Lan boşuna mı dolandırıyorsun lan böyle sağda sola? Beyefendi, daha yola çıkmadık. Ben sizi nasıl dolandırabilirim? Dolandırıyorsun ya beni. Beyefendi, bence sizin başınız dolanıyor. Sür polise gideceğiz. Dolandırıcı. Ne alakası var ya? Polise niye gidiyorsun? Polise gideceğiz. Sür polise. Allah Allah. Beyefendi, inin araçtan lütfen, rica ediyorum. Parası ne değil mi kardeşim? Polise gideceğiz. Sür polise gideceğiz. Ben de inmeyeceğim. Siz bir şey sorabilir miyim? Sorun. Ne oluyor ya? Siz neden iki kişi kullanıyorsunuz arabayı?
Yanımdaki arkadaş yeni çıktı da rotayı öğreniyor benimle beraber. O yüzden ya. Ondan dolayı. Sürsene şeye, Zonguldak'a gidelim. Parası dedim, dayımı göreceğim. Ya beyefendi, Zonguldak'ta ne işimiz var? Kurban olayım, inin. Ben çok terlemeye başladım ama ya. Doğru söylüyorum. Şeye gidelim mi o zaman? Balıklıgöl'e gidelim, Urfa'ya. Ben çok merak ediyorum. Sürsene oraya. Beyefendi, biz buradan oraya gidemeyiz. Oraya tek şoför gidemiyor zaten. Kurban olayım, inin lütfen. Rica ediyorum ya. Sinirlenmeye başlıyorum ama ya. Allah, bir de sinirliyor musun sen? Ama yani. Beni mi döveceksin bir de? Yani de beni mi döveceksin? Siz beni dövüyorsunuz şu an beyefendi. Bir de beni döveceksin ya. Beyefendi, lütfen rica ediyorum. İnin, hadi lütfen. İneceğim, tamam. Ama sana çok özel bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Söyleyeyim, tamam. Ama çok özelse söylemeyeyim. Bunu yani ben bilemem, siz biliyorsunuz. Söylemek çok özeldi, söylemeyeyim. Yengen hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ben yengeme bir şey demiyorum. Yengem hakkında konuştun. Ben bir şey demedim beyefendi. İnin artık. Lütfen rica edeceğim. Bakın lütfen beyefendi. Allah Allah. Allah Allah. Ne o? Ben mi sağa yürüyüşüm, sen mi sağa? Siz biraz bir şeysiniz. Ne oluyor ya? Bir şey olmuyor beyefendi. İn bir de ben kovalayayım. Sen iyi değilsin. Öyle olmaz beyefendi. Sen iyi değilsin, ben kovalayayım. Beyefendi rica ediyorum. İnin artık. Hadi. İyi be, tamam, biliyorsun. Ön kapıyı aç, arkadan ineceğim. Beyefendi, tek kapı demiştim ya. Hadi lütfen inin. Rica tamam. ediyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Allah Allah. Kırdı, gene kırdı. Simülasyonun iyi mi kırdın? Kıracağım. Gelen gidin aratır. İyi. Bak hep burasını hiç gelen gidin aratır. Bak burayı ben çarptım. Tamam Tahsin Bey, çok iyi idare ettiniz. Ay, çok ne yapacağım? Yeni müşteri geldi Tahsin. Yeni müşteri geldi. Merhaba beyefendi, buyurun. Ama yani ben bundan... Hayır hayır, devam edin. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Çabuk ellerini yukarı kaldır, çabuk. Ya beyefendi bunu çabuk niye... Çabuk ellerini kaldır, ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu bana niye taktınız siz? Kendinizi takacaktınız ya. Ne yapacağımı bilmiyorum dedim sana. Ya bak beyefendi, Allah'ını seversen bunu bana takmayın. Ben çoluğum var, çocuğum var. Bu yaştan sonra beni böyle görürlerse çok büyük sıkıntı olur ya. Ben bunu çıkartayım. Lan abicim, eve böyle gitmek zorunda değilsin ki. Çıkartayım değil mi? Tamam, algımı dağıtma benim. Tamam, hadi devam et, devam et. Nereye gideceğiz? Devam et. Şimdi müsait bir yere çek. Çektim, hadi çektim. Hah, şimdi parayı ver. Beyefendi, zaten kazandığınız 3 kuruş, ona da gözünüzü mü diktiniz? Kurban olayım, lütfen yapmayın ya. Bana ne oğlum, parayı ver. Bak, benim aklım zaten bulanık. Bana şu parayı ver, tamam mı? Beyefendi, alın. Bugün bu kadar kazandım. Gerçi binen parayı vermeden gitti. Kusura bakmayın siz de. Bu ne lan? O ne? Siz bayağı açmışsınız. Evet, açız, bayağı açız. Bu ne lan? Evet. Tamam, şeyi ver. Ne ver? Ne ver? Teybi ver. Teyp, aa bunlarda teyp çıkmıyor. Bunlar yeni nesil araba. Veremiyoruz. Aa, bunda teyp yok değil yok, mi? Yok, bunlarda var da yani çıkmıyor, çıkmıyor. Anladım. O zaman telefonu ver. Ha, bunu al zaten, bu boşluk boşuna. Tamam. Kullanıyor. Navigasyonu ver. Onu vermeyeyim. Neden? O çok pahalı. Bize gelişi çok pahalı. Vermeyeyim. Ne olur onu vermeyeyim ben ya. Hasta mısın kal... oğlum? Beni öpmeye geliyor gibi ya. Tamam, al bu sizde kal. Ver şunu tamam, ya. Alın, hadi gidelim. Navigasyon, yolumuzu buluruz. Helal olsun. Gülmedin. Gülen güldü, boş ver. Gerginlikten diyorsun. Evet, gerginlikten. Tamam. Şeyi ver, şu yüzüğü ver. Bunu vermeyeyim ya. Niye? Bu var ya, bu aile yadigarı. Bu babadan kalma bana. Onun da babasından kalmış. Bundan var ya, ev alınır, bir sürü araba alınır ama ben bunu size vermeyeyim. Ne olur ya. Çok pahalı yani. Çok pahalı, bu çok değerli bir şey. O zaman verme onu bana. Hah, vermeyeyim. Onu bana verme ya. Tamam. Şeyi ver, şeyi, bozuk para kutusunu ver. Ha, bozuk para kutusu da bizim için çok değerli ya. Onu... Ya oğlum, onu veremem, bunu veremem. Ne biçim adam çıktın ya? Navigasyonu verdik işte beyefendi. Ya bununla ne yapayım ben ya? Ya ben çok kötü durumdayım ama artık ya. Allah seni kahretmesin, pis hırsız. Bak ya. Arkana. Çık içinde. Bağlamayacağım mı? Çık git, yeter. Alıyorum arkadaşı. Tamam. Alın lütfen. Böyle ya. Ben ne oluyor ya? Ne oluyor? Tamam. Tebrik ederiz Tahsin Bey. Polis imdat tuşunu buldunuz ve çaktırmadan o düğmeye bastınız. Polisimiz de geldi. Gayet güzel geçirdiniz simülasyon testini. Gerçekten mi? Arkadaşlar, yeni sürücümüz Tahsin Sarı. Ay! Oğlum! ÇGH diyenler var mı? GH diyen var mı? Aklı zayıfı diye. Hiçbir şey demeyen var mı? Oldu.
Ya şeyden emin olamıyorum yani. Bu acaba normal bir taksici skeci mi olmalıydı? Çünkü kafamız hep arada gidiyor. Bu bir simülasyon mu? Gerçek mi değil mi? Arasında kaldık biraz. Engin yazmıştı değil mi? Evet. Saçları öyle gidecek diyorsun yani. Oldu. En iyi şaka hangisiydi? Navigasyon. He? Navigasyon. Navigasyon. Ha, yolumuzu buluruz. İnce şakaydı. Yolumuzu buluruz. He? Güzeldi. İndi, indi. Genel olarak aslında iyi skeçti. Neden zil olmadı? Kim yazdı duruyor? Engin. Niye zil olmadı lan? Engin. Engin zil yazamıyor orada. Engin hoca diyor. Neden zil olmadı? Sana diyorum değil mi? Skecini savunsana oğlum. Savunamıyorum hocam. Sana bahsediyor değil mi? Sana diyorum. Ne dedik? Bir daha duyayım. GH mi ÇGH mi? Ne verdiniz notu? Seyirci bundan seyirci de tutuldu. ÇGH diyenler. GH diyenler güzel verdi. Zil diyen var mı? Vallahi 11 kişide zil var. Ama onlara şey zil diyorlar galiba. Çok güzel hareketler devam ediyor. Devam. Flaş Bekarlar isimli bir skeç gelecek birazdan. Altyapıdaki arkadaşlarımız yazdı, Ebru ve Selen. Ben bir konuşmak istiyorum sizlerle. Böyle uzun zamandır bekar olan var mı? Evlenmek istiyorum ama evlenemiyorum, bir türlü olmuyor. Denedim de... Çok tipsiz sorular bunlar ya. Kim karizmasını böyle tehlikeye atar ki? Yoksa ben görüyorum var ya. Yok, parmak kaldırdılar o yüzden. Öyle mi? Evet, evet. Kim o karizmasını tehlikeye atan? Bir daha el kaldırabilir misiniz? Bu o 25 yaş üstü var mı bu durumda? 30? Az önce kaldırıyordunuz da ben gördüm. Cihan, bu soruların cevabını bilirsek nereye gireceğiz yani, ne kazanacağız? Hiçbir şey kazanmayabiliriz. O yüzden ben başka bir şey anlatayım. İyiyim. Ama skeci hizmet etsin diye yapmıştım. Başka bir şey anlatayım. Abi, hayır, diyelim ki bir yardımcı olsana sen. Sen ne dedin? 25 yaşında bilmem ne olan var mı? Kaldır elini. Kaldır abi. Var, evet. Ah. Bekar mısınız? İsim neydi? Tunahan. Tunahan bekar. Tam senin sorduğun kişi. Bekarsınız Tunahan Bey. Ne zamandan beri bekarsınız? Doğru, bayağıdır. Bayağıdır değil mi? Bayağıdır. Ne? 25 yıldır. Tamam. Evlenmeyi düşündünüz mü hiç? Yok, şu anlık değil. Hiç düşünme... Sevgiliniz oldu mu daha önce? Oldu. Onunla evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Hayır, düşünmedim. Şu an ulusal yayındasınız. Ya bundan sonrası için de mi? Ya çıkmadı yani kimse. Nasıl bir şey... Nasıl bir birisi olsun istersin? Öyle bir hayal de kurmadım yani açıkçası. Nasıl ya? Ya hocam... Yani... Tunahan kurmuşsundur ya bir hayal. Bir tipin yok mu esmer olsun? Böyle... Ya hocam sarışın olsa iyi. Sarışın olsa iyi. Tamam. Mikrofonu sen ona konuş diye verdin. Yok, evet. Tutabiliyordun. Bana doğru konuşabilirsiniz. Tamam, konuşalım. Eski sevgiliniz nasıl birisiydi? İyi birisiydi. Ya kötü değildi yani. İyi birisiydi. Evet. Bir karakteristik bir yapısı var mı? Yani böyle şöyle tanımlayabilirim dediğiniz yani bir şey var çok mı? Çok uyumlu bir insandı açıkçası. Uyumluydu. Evet. Yani ayrılmanızın nedeni sizin uyumsuz olmanız mıydı? Ya şimdi ona bir şey diyemedim de. Ne kadar oldu hocam? İki sene. İki sene oldu hocam. İki sene de çeşit mi? Yok hocam. Oturup Tunahan'ın dertlerini konuşalım. Her cumartesi. Pazar. Ben alayım onu. Çok teşekkür ederiz Tunahan. Tamam, Tunahan elinden geleni yaptı çocuk. Evet, şimdi tamam. Gelelim sana. Şimdi skeç geliyor. Ne? Bunu bir yere bağlamayacak mıydın? Tunahan kaldı ya. Ne diyeceksin Tunahan Bey'e şimdi? Neyse, Tunahan bekar. Bari ona yarasın yani. Sarışın arıyor. İnşallah hayırlısıysa. Fazla öyle kıstası yok. İyi olsun, yetiyor. Evlenmeyi de düşünmüyor üstelik. Yani öyle, onu da hatırlatayım. Gönül eğlendirmek istiyor.
iyi sarışın biriyle gönül eğlendirmek istiyorum. Ülkemizde de az bulunan bir tür. Hem iyi hem sarışın. Ne oldu ya? Var ya. Ben bir şey demek istemedim. Sarışın azdır diye ülkemizde dedim. Ne bakıyorsunuz? Şu anda 4-5 tane sarışın görüyorum. Hepsi sonradan sarışın olmuş. Yasak da değil ayrıca. Ben niye sarışınları karşıma aldım şimdi ya? Sen ne yaptın lan bana Tuna? Bütün yurttaşlarımızı seviyoruz. Herhangi bir saç renginde olursa olsun. Buyurun Cihan, interaktifini... Ballak başka et. Bir şey anlatayım o zaman. Böyle en azından belki şey olur. Bu çocuğun saçı pembe mi la? Mor mu, mavi mi, ne bu? Yok, ışık vuruyor. Işık mor olduğu için avatar gibi oluyor ışık. Değil mi? Öyle bir şey oluyor hakikaten ha. Doğru. Tamam, o zaman... Selen ve Ebru yazdı. Flash bekarlar geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Üçüncü ayakta Gül Batır oynayacaksın diye. Tepecik Kalesi şey olur, birinci olamaz dedim sana. Ya o kazandırmıyor, ben sürpriz oynuyorum. Allah Allah ya. Bir daha, Selam. bir daha. Dur. Gidiyor. Baştan gir. Tamam, gülüyor hocam. Tepecik Kalesi şey olur, ne olur? Ya kızım, ben sana demedim mi üçüncü ayakta Gül Batur birinci gelir diye? Neden Tepecik Güzeli'ni oynuyorsun? Ya o kazandırmıyor, ben sürpriz oynuyorum. Allah Allah ya. Selam! Ne oluyor? Kime ne yapıyorlar? Yok, biz selamlaştık sadece. Gel oturalım. Kusura bakmayın, ben sesi duyunca birine bir şey yapıyorlar. Ay, buyurun, ne alırsınız? Ya şimdi biz dördümüz bir süredir yalnızız da bugün de Bekarlığa Vefa Partisi için toplandık. Ne partisi? Bekarlığa Vefa Partisi. Anladım. Bize ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem, siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. O zaman şöyle yapalım, biz karar verince sizi çağıralım, olur mu? Tabii. İsim neydi? İskender. Erkek değil mi abi? Bunların hepsi böyle. Aynen. İyi ki yalnızız da bunlarla uğraşmıyoruz. Aynen. Sevgilimiz olsa burada bugün böyle oturamazdık. Tabii canım. Yok kimlesin, yok neredesin. Oh! Kimseyi düşünmek zorunda değilsin. Ne giyeceğim derdin falan yok. Arayan yok, soran yok. Oh. Kızım, şimdi eve gidiyoruz. Saatlerce duvarı izle. Mis gibi. Çok yalnızız lan. Bir aydır gitmediğim falcı kalmadı. Ya ben yün içlik giyiyorum. Ah. 3 aydır bıyıklarımı almıyorum. Kimse de bir şey demedi. Dedim Mahmut abi. Mahmut abi mi? Evet, Mahmut abi diyorum kızım sana. 3 aydır anlamıyorsun. Ya bu böyle olmaz. Bizim sevgili yapmamız lazım. Evet, aynen. Keşke şöyle yakışıklı birini bulsak da... Yakışıklı candır. Ah. Anama ana desin yakışıklı. Ah. Ya yakışıklı falan olmaz. Bora yakışıklıydı da ne oldu? Niye? Ne yaptı ki Bora? Dur anlatayım. Ya, yakışıklılık da göreceli tabii. Tabii, olabilir, tabii. Olabilir. Benim öyle bir iddiam yok zaten. Alo. Ha bebeğim. Aynen, akşam geliyorum ya tabii. Tamam tatlım, oradayım, yanındayım. Dur canım, bir daha gir. Biraz daha yakışıklı oyna ya. Hocam olmuyor. Biraz daha yakışıklı olamaz mı? Bence olur, yakışıklı çocuk ya. Özgüvenli ol. Yakışıklılık özgüvendir. Tuna özgüven ya. Yakışıklı değilsin ama karizmatiksinden yürürsün yani. O varsa... Hocam, lafları da tam bitirme yani, gel. Hızlı. Ben de yakışıklılık görecelidir demeyeyim o zaman. Yani. Gel, tamam. Biraz daha çabuk gel. Siz de şey yapsanıza, ne yakışıklı çocuk ya, acayipmiş. Oo, ablama bak ne güzel yapıyor. Alo. Evet bebeğim, hı. Akşam geliyorum. Tabii.
Tamam, tamam tatlım. Oradayım, öpüyorum. Aa, hayır, saçmalama küçük aptal. Hadi bay bay. Bora, kimle konuşuyordun? Gözde ile. Gözde kim ya? Bebeğim, Gözde benim en yakın sakın onu kıskandım deme. Yani sen en yakın arkadaşlarıma aşkım, hayatım mı diyorsun hayatım? Evet bebeğim, ben ona aşkım diyorum, o bana sevgilim diyor. Ben ona hayat öpücüğü diyorum, o bana arzu şelalem diyor. Ben böyle onu alıyorum duvardan duvara, duvardan... Ne? Oo! Ya boynundaki ruj izi de onundu değil mi? Hayır bebeğim, sana kaç kere diyeceğim Buse, kapıya çarptım. Ya kapıya çarpınca ruj izi mi olur? Azıcık yaratıcı ol ya. Kapı belki boyalıydı Burçak. Burçak mı? Ne? Oo! Yani diyorum ki sen kapı gel, Burçak. Burçak. Tamam, tamam hiçbir şey yok gibi. Ben çok sakin olacağım gerçekten. Hiçbir sıkıntımız yok. Ne yapıyorsun? 10-11 gibi müsaitim Aslı. Bu Aslı neye müsait acaba? Hadi. Halı saha. Yuh. Yuh ya, vallahi ben gidiyorum. Gerçekten gidiyorum. Aa, nereye? Ama beni bir dinle, tamam dur. Sus ve sarıl bana. Tamam, sana her şeyi anlatacağım tamam. Yavrum. Bu Aslı benim eskilerden birisi ve peşimi bırakmıyor. Ama ben artık seni sevmiyorum. Benim hayatımda çok sevdiğim biri var. Ben Begüm'ü seviyorum dedim. Begüm kim ya? Ne? Oo. Ya, sana yazıklar olsun. Tamam, ben gerçekten bu sefer gittim. Tamam, tamam. Bana dön. Sus ve sarıl bana. Tamam, tamam yavrum. Ya bari o dil hareketini seyirciye yapma ya. Ya sana yazıklar olsun. Ben gerçekten gidiyorum. Bir daha sakın peşimden falan gelme, tamam mı? Tamam. Hatta sen defol git. Ben gidiyorum. Heh. Bundan sonra da hayatına uğramayacağım bir tamam. daha. Tamam. Selam. Ya bari flashback'teki arkadaşlarımı rahat bırak. Allah'ını seversen ya. Sarhoştum. Sen sandım. Ya yuh. Yuh ya, bir defol git. Allah aşkına git. Tamam. Hayatından çıkıyorum tatlım. Telefonumu ver. Al. Bana bak. Seni hiç unutmayacağım Bahadır. Yuh! Ya git! Tamam ya, Allah Allah. Ya Bahadır diye şaşırmak ne senin, ben gelmişini geçmişini... ne diyorsunuz? Alçak! Ne? Adama bak ya, benden daha çok kız arkadaşım var. Yok kızım, yakışıklıya güven olmaz. Tabii canım, geçici zaten abi yakışıklılık. Erkek dediğin sahiplenecek, biraz maço olacak. Aynen, maçonun ayağına daş değmesin be! Anneme valide desin maço! Ya bir coşmayın. Ozan maçoydu işte. Ne oldu sonra? Anlatayım. Geç şöyle. Bir tık sağ yap. Bir tık kafayı kaldır, bak bana kaş altı. Şimdi koş ve sarıl bana. Aa. Evimin kadını, çocuklarımın anası. Aa, evimin kadını mı? Biraz hızlı gitmiyor muyuz Ozan? Daha geçen hafta internetten tanıştık. İnternet dediğin nedir gülüm? Ben seni kotasız sevmişim. Anlamadım Ozan. Bundan sonra Ozan yok. Bundan sonra sen bana Polat, ben sana Elif diyeceğim. Ozancığım iyi misin? İyi değilim işte. Geçen gün seni sokakta görmüşler. Kızım sen niye görünüyorsun millete ya? Ozan saçmalama ama. Milletin ağzına sakız mı olacak? Ozan ya. Kime baktın sen? Bakmadım. Şuna mı baktın? Hayır. Şuraya mı bakıyorsun? Hayır. Ha, sen ortadaki bıyıklı karizmatik abiye bakıyorsun. Kızım kovduracak mısın sen beni ya? Saçmalama Ozan. Eyvallah abi, eyvallah. Ozan bak, alınmaya başlıyorum artık. Zoruna mı gitti kardeş? Ay ay ay. Ozan çok sinirliyiz. Yarın konuşalım mı? Bilmez ki insan. Yarın ölür mü? Ay ay. Ozan biz neyin derdini çekiyoruz? Derdim çoktur benim kardeş. Aç değil. Çoktur benim derdim kardeş. Ay ay ay. Zoruna mı gitti kardeş? Ay ay ay. Çok yersiz bir acı çekmeye başladım. Yapma Allah aşkına. Bence sen git. Zoruna Hayır, mı dur. Ozan başlama. Bizden olmaz. Sen git. Zoruna mı gitti? Hayır. Git, istemiyorum. Olmaz. Kızım son kez evine bırakayım bari bak. Hayır. Bak yalnız başına yürüme gece vakti. Hayır. Asıl ben senden ayrılıyorum ya. Ben senin gibi bir kızla yapamam yani. O ne demek ya? Zoruna mı gitti? Ay 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 ay.
Ozan git. Zor. Git. Git. Çabuk git. Derdim çok kötü. Zor ulan bu git. Dur. Git. Hayır. Hadi. Derdim çok kötü. Bak bak. Lelelelelele. Ülke zılgıt gibi oldu değil mi? Ne diyorsunuz? Hanzo. Evet. Kızım o nasıl bir tipti öyle ya? Erkek dediğin var ya böyle romantik olacak abi. Evet. Bence zaten önemli olan erkekte incelik. Ha, anama anneciğim desin romantik. Demesin. Romantik olmaz. Ne oldu neden? Ya? Anlatıyorum. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki doğdun hayatımın anlamı. İyi ki doğdun gözümün nuru, kalbimin içi, hayatımda gördüğüm en güzel senden başka daha güzel insan görmüyorum. Sen benim hayatımda sevdiğim en güzel insanlardan bir. Mutlu yıllar sana. Aşkım. Ya sen bugün mü dünyaya geldin? Kocaman kız mı oldun? Sen de büyüdün ha? Sen nasıl bir güzelliksin ya? Yerim ben seni. Yerim. Hadi aşkım yeter, yeter. Sen çok değiştin. Ya şey öyle demek istemedim ben. Makyajım akar, sana güzel görünemem yani. Ya ben de nasıl gönlüm alıyor? Bu ne böyle ya? Bu nasıl bir tatlılık ya? Tamam ben de senin hemen gönlünü alıyorum ve sürpriz. Ay ya. Bu benim hayatımda aldığım ilk hediye. Nasıl yani? Daha önce kimseye hediye almadın mı? Aldım. E o zaman ilk olmuyor. İlk olması için daha önce verdiklerimin hepsini geri aldım. Bu manyaklık. Sen çok değiştin. Herkes düştün, çok değiştin. Ne yapıyorsun canım? Kime mesaj vermeye çalışıyorsun? Ne alakası var, ne alakası var? Herkes düşsün diye. Canım bak yanlış anladın. Bu benim hayatımda aldığım en güzel, en anlamlı hediye. Ya bak nasıl da gönlüm alıyor. Bu ne böyle ya? O zaman hadi aç bakalım. Aç, 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 aç. Ya çok güzel bir kolye. Bu biraz fazla mı uzun? Onu senin için özel yaptırdım. Ver takayım. Tamam. Şöyle. Bunu. Bak bunu böyle. Evet. Taci ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun bak, Taci? Bunu böyle özel olarak yaptım. Hiçbir zaman ayrılmayalım diye. Bak, tamam. Gel böyle. Gel, canım, gel, gel. Ver olacağız. Bak. Ne yapıyorsun? Bak, siz böyle geziyoruz. Taci böyle. Ne yapıyorsun? Yok bir şey olmaz. Böyle geziyoruz. Bak, oğlum? Görüyor musun? Bırak, boğulacağım. Ne oldu? Bırak, bırak lan. Bırak. Boğulacağım oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Boğacaksın beni. Ne Taksim'i, ne gezmesi? Sen çok değiştin. Yeter be. Değiştiysem değiştim. Bak anladınız gönlümü alıyor değil mi? Böyle bir şakalar falan ha bu. Ya gönlünü almıyorum senin. Olmaz bak bizden ya. Tamam. Vallahi olmaz. Tamam tamam sakin. Çok özür dilerim. Demin bir heyecanlandım falan. Bu olabilir böyle şeyler. İnsan doğum günündeyiz. Bu ne böyle? Çok özür dilerim. Hadi sarılalım tamam. Tamam tamam hadi sarılalım. Öyle mi? Tamam hadi gel. Tamam. Gel bakalım. Ya ben söyleyeyim. Ya ne yapıyorsun? Ya bırak ruh hastası. Git lan buradan. Git oğlum. Ne yapıyorsun? Ya bırak lan beni. Ona... İstemiyorum oğlum seni. Çık git git hadi. Ben çok değiştim ya. Ulan bir daha değiştin diyor. Ruh hastası. Ne diyorsunuz? Yanaşık. Yok kızım bu ne tip böyle ya? Olmaz bundan. Ne yapacağız biz? Abi önemli olan iyi insanı bulmak galiba. Evet ya bak romantiklik, maçoluk falan bunlar yalan. İyi insan olsun, insan olsun yeter ya. Anana ana demesin mi iyi insan? Hiçbir şey bilmiyorsunuz be. İyi insan öyle mi? Görün izleyin bakalım iyi insan nasıl oluyormuş. Aşkım çok acıktık ne yesek? Kadın budu köfte yiyelim mi? Hangi kadın? Hangi kadın? Kadın değil budu budu. Ha bir de fantezi yapıyorsun Murat. Aşkım ne diyorsun? Yemek diyorum ben. Ayşe kadın fasulye gibi dişisene. Ya inanamıyorum. Adı Ayşe mi bir de? Ya inanamıyorum ya. Allah seni kahretmesin adam. Aşkım sen beni yanlış anladın ama. Ben anlamıyorum yani Murat. Yok ben anlamıyorum asıl. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Hadi tamam barışalım. Hadi, ha küsmüştük yani bir de Murat. Yok küsmemiştik ki. Niye küselim? Hem bak ben sana bugün bir hediye aldım. Aa sen hayırdır böyle durup dururken hediye almalar falan? Sen kesin beni aldatıyorsun. Saçmalama aşkım. Niye aldatayım ben seni? O zaman ünlü olsan kesin aldatırsın. Ne alakası var ya? Ben bir kere Sultanahmet'te tespih satıyorum kızım. Nasıl ünlü olabilirim ki?
Sen bu aralar çok bir gerginsin galiba. Gergin mi? Ha. Ulan sabahtan beri seninle kavga etmeye çalışıyorum. O kadar iyisin ki kavga edemiyoruz. Ben seninle şöyle bir ağız tadıyla kavga edemeyecek miyim Murat? O kadar iyisin ki ilişkinin kötüsü ben oldum be. Tamam. Tamam. Ben kötü olayım istiyorsun sen. Ha, kötü olayım ben. Tamam, kötü olurum. Bana bak. Git. Sen var ya, çok güzelsin. Senin alınmışsın sen bir kere. Senin o saçların var ya, o saçların. O saçların buradan böyle aşağı inince çok güzel duruyorlar. Ya bu öyle bir şey değil, olmuyor. Ya bitti, git artık Murat. Senin o gözlerinin ferine ben. Hayır, git. Git artık lütfen. Fındık burun. Git. Git lan. Fındık. Git lan, çık, çık. Çık, çık, şuradan çık. Anlamıyor ya. Oh be. Bana bak, bana. Ne? Kızım sen ruh hastası mısın? Neden ki? Çık şu flashback'ten, gel buraya. Yok, yok, kalsın. Flashback'te kalsın. Kalayım mı? Cezalı. Kaldım, tamam. Ne oluyor ya? Abi niye bıraktın gül gibi adamı? He? Aa, hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Bir kere romantik değildi. Karizmatik ve güzel de değildi. Ya üç tane kriter yüzünden ömrümüzü yedik be. Ya. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bu flashback'ten doğruca Murat'a doğru gidiyorsun. Aa, öyle sonra mi diyorsun ki Murat ben seni çok seviyorum, duydun mu? Tamam, o zaman böyle yapıyorum. Ya hadi git artık, hadi, git. Hadi tamam, görüşürüz kızlar. Murat! Sor bakayım, arkadaşı var mı? Biz kaldık böyle. Ne yapacağız? Doğruyu yanlış yerde aramayı bırakacağız abi artık. Nerede arayacağız abi? Ben biliyorum. Pardon, bir İskender alabilir miyiz? İskender'e tereyağı ister misiniz? Çeker diyenler. Okey. Bu altyapı torpilli mi ya? Buna zil diyen var mı aranızda? Ya ya, öyle bir yanma yok. En fazla ÇG. Çünkü bu skeçte dünyanın gördüğü en kötü Azer Bülbül taklidi yapıldı. Bu yönüyle de tarihe geçecektir. Zorna mı? Gittik orada. Sen o dinledin mi daha önce o türküyü? Bugün izledim. Bence gece bir daha izle. Şimdi fikir olarak güzel. Yani niyeti güzel skecin. Hangi insan doğru insandır? İşte Tuna Hanım da az önce derdini dinledik. İyi olsa ayrı, karizmatik olsa ayrı. Bunlar yani prensipte iyi kurgulanmış ama sahneler... Belki de Cenan mahvetti skeci, o da olabilir. İlk yakışıklı skeciyle bir kötü başladık. Yani... He? Oldu hocam, ben... Ben dedim ben oynamayayım bunu diye. Acaba romantiği sen oynasaydın, Ömer mi yakışıklı oynasaydı? Sen de yakışıklısın da. Yani elde olan bu yani en azından. Yakışıklı değil mi Cenan ya? Dur seni bitireyim. Yo bence değil diyenler. Kırıcı olmak isteyenler. Yani iyi hesaplanmıştı. Bir de tabii biz bu geri dönüşte löbü 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 yapalım derken... ...bunun 60 kere tekrar edeceğini düşünse miydik? Bir de skeçten ağlayarak dönenler şey yapmaya çalışıyor. Kendinizi nerelere soktunuz böyle? Keşke yukarıdan şey girseydi. Sadece müzik girseydi. En iyi şaka hangisiydi sizin en çok sevdiğiniz? İskender. İskender. Güzel şakaydı mesela o. Finale denk gelmesi de güçlü kılıyordu. Lakin aralarda her anekdot çalışmadı. Hadi bakalım. Kim yazmıştı? Zil olunca soruyoruz, söylüyorsunuz. Olmayınca da. ÇGH mi oldu bunun notu? ÇGH diyenler. GH diyenler, güzel hareket diyenler. Ya ne kadar tatlı insanlarsınız ya.
Notu kıranlar gizli. Ben elleri görmüyorum mesela bak. Bir ses duyuyorum. Belki de orada böyle yan yan bir yerlere vuruyoruz. Tatlısınız be. Bizim seyircimiz dünyanın en tatlı seyircisidir. Siz geçer derseniz geçer. Ne kadar tutarsın can yani hani? Yaparsanız. Resmen iki evde yaşarsın. Sana kaç defa dedim. Kamera arkasında şiddet diye koyarız. Bir dur.